7. Her zaman böyle olmuyor tabi. Demek istediğim güvenebilmem için bana bu kadar etraflı açıklama yapılması gerekmez. Aslında daha gençken hep her şeyin iyi gideceğine inanırdım. İflah olmaz bir iyimserdim. Hatta dünyayı umursamayan bir iyimser de denebilir. Tanrı'dan korkarak büyütülmüş olduğum gerçeği göz önüne alındığında bu zihinsel tutum iki kez daha kayıtsız gözükür. Ama işte ben böyleydim. Çocukken istediğim şeyi her zaman elde edeceğimi bilirdim ve hep elde ederdim. Söylemeliyim ki genellikle bunun için fazla çaba harcamadan. Bu durum ağabeyimin hep canını sıkar ve Neil çok şanslı diye yüksek sesle şikayet ederdi. Bir keresinde babamın bu şikayete Neil kendi şansını kendi yaratıyor diye cevap verdiğini duydum. Haklıydı ve bunun bir nedeni de ailemdi. Annem beni yaşam sevgisi ve tüm yaratıcı şeylerle doldurmuş ve babam da kendine güvenle donatmıştı. Neye karşı meydan okuduğunun hiç önemi yoktu. Bana tekrar ve tekrar şunu sorardı. Denemezsen nasıl yapabilirsin ki? 15 yaşındayken bana söylediği bir şey var ki bunu her zaman hatırlarım. Evlat demişti. Bir şeyi yapmanın doğru yolu yoktur. Sadece onu yaptığın yol vardır kendi yolunu doğru yol yap. Bunu nasıl yapabilirim diye sordum. Yapılmasına imkan tanıyarak 35 yıl sonra Nike şirketi bu küçük ve zekice felsefeyi üç kelimelik bir slogana dönüştürdü. Sadece yapın. Daha önceden söylediğim gibi liseye girer girmez olaylara balıklama daldım. Eğitim programı dışındaki etkinliklerin hepsi beni fazlasıyla meşgul ediyordu ve sevdiğim derslerde de iyiydim. İngilizce, konuşma, siyasal bilimler, müzik, yabancı diller. Beni sıkan biyoloji, cebir, geometri gibi konularda zorlukla geçebildiğimi de itiraf etmeliyim. Fakat gene de Milwaukee Üniversitesi başvurumu kabul etti, şartlı olarak. Üniversiteye çok uzun süre devam edemedim. Üç semestr sonra dekan okulu bırakmamı istedi. Fakat bu beni bozguna uğratmadı. Hayata atılmak için sabırsızlanıyordum ve tam o sırada radyoya girmek istiyordum. Kolejden ayrıldıktan sonra babam bana şöyle dedi. Pekala evlat artık kendi başınasın. Senin için elimden geleni yaptım fakat sen kendi yolunda gitmek istiyorsun. Bir yanım aklımı kaçırmış olmaktan korkarken diğer yanım o kadar heyecanlanmıştı ki dayanamıyordum. Daha yeni yayına geçen küçük bir FM istasyonunda para almadan yayın saatlerinde çalışmaya başlamıştım bile. Ve babam benle olan bağını kesince biraz daha fazla tanınan bir başka FM istasyonunun genel müdürünün ofisine gittim. Ve ona küstahça beni işe alması gerektiğini söyledim. Larry LaRue başına arkaya attı ve kesik kesik güldü. Bunu neden yapayım ki? Fırsatı kaçırmadım. Çünkü bu istasyonda işe aldığın herkesten daha iyiyim. Leri gülmeyi kesti fakat gülümseme yüzünü hiç terk etmedi. Evlat dedi seni sevdim. Sen de çutpah var. Bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sadece bu iyi mi diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Döner iskemdesinde gıcırdayarak bana doğru eğildi. Bu akşam saat sekizde buraya geleceksin. Ve gece şovunda seni serbest bırakacağım. Saat dokuzda sen devam edeceksin. Ben de dinleyeceğim. Eğer saat 9.30'da seni aramazsam buradan çık git ve bir daha gözüme gözükme. Sırıtması yaralayıcıydı. Gayet uygun dedim neşeli bir sesle. Uzanıp elini sıktım. Sonra da ekledim. Bu akşam sizden haber bekleyeceğim. Dışarı doğru yürüdüm ve park yerinde neredeyse yediklerimi çıkarıyordum. O gece mikrofonun başına geçtiğimde midem hala rahatsızdı. Denemek için istasyonun ismini verdim ve doğrudan müzikle devam ettim. Birkaç şarkı sonrasında saat 9:28 olmuştu. Arayan yoktu ve her gece çıkan çocuğa programı bırakmaya hazırlanırken hevesim kırılmıştı. Eşyalarımı toplarken başını içeri doğru uzattı. Patron hatta dedi ve gitti. Ahizeyi kaldırdım. İşe aldın diye homurdandıleri. 11'e kadar kal. Yarın saat 9'da ofisimde ol. Bana bu fırsatı verdiği için Larry'i hiç unutmadım. Yıllar sonra Baltimore'da program yönetmeniyken gönül borcumu ödemek için "larul, laru" her zaman gençlere bir şans verin" diye adlandırdığım bir program yaptım. İşe girmek için kapımı çalan pek çok genç vardı. Onları hemen stüdyoya alıp Larry'nin yaptığı gibi yayına çıkarmasam bile onları ofisime davet eder ve hazırladıkları ses kayıtlarını dinleyerek bir şans verirdim. Ayrıca onlara gelişmek için ne yapmaları gerektiği hakkında da tavsiyelerde bulunurdum. Gene de hiçbirini işe almadım. Sanırım o günlerde radyo bitmişti. Bugün bittiği kesin. Artık hayatınızı kazanabileceğiniz bir yer yok. Bugün herhangi bir meslek sahibi olmak için çekirdekten yetişmeniz gerekiyor. Benim neslim yan kapıdan süzülmeyi başarabilen son nesil olmalı ve bu çok kötü gençlerin çırak olarak çalışıp yetişebilecekleri daha fazla sayıda yere ihtiyacımız var. Başarılı olabilmek için bugünün 20-25 yaşlarının üstündeki baskı korkunç. Daha da kötüsü çoğu hiç olmadığı kadar kötü eğitilmişler. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Milwaukee Güney Yakası Lisesi'nde aldığım eğitim bugün aynı yerde üniversiteden mezun bir kişinin aldığı eğitime denk o da eğer şanslıysa. Tanrı, okullarınızda araştırmacı ruhu ve öğrenme hevesini hakim kılarak eğitim sisteminizi geliştirmelisiniz. Bunun nasıl yapabileceğiniz hakkında Tanrı ile sohbetlerin ikinci kitabında size bazı harika ipuçları vermiştim. Burada onları tekrarlamayacağım. Bunun yerine sizi onları tekrardan gözden geçirmenizi ve uygulamaya koymanızı davet ediyorum onları uygulamaya koymak mı? Tanrı, hayat bir yeniden yaratım yöntemidir. Dünyayı ne olduğu hakkında şimdiye kadar edindiğiniz en büyük görüntünün bir sonraki en büyük versiyonu içinde okul deneyimini tekrar yaratmak için gerekli ortamı sağlamaya davet edildin. Tek yapmamız gereken okul kavramını tekrar yaratmak değil. Eğer çocuklarımızın haftanın 24 saatini televizyon izleyerek ve sonra da bir 24 saati de video oyunlarına gömülerek geçirmelerine izin verirsek, düşünme yöntemi vermeyi ve özgürce araştırmayı cesaretlendirmeyi asla başaramayacağımızı da anlamamız gerekir. Çocuklar bu şekilde fazla şey öğrenemezler. Tanrı tam tersine bir hayli şey öğrenirler. Nasıl anlık tahminler arayacaklarını, hayatta karşılaştıkları tüm sorunların 28 buçuk dakika içinde çözümlenmelerini nasıl bekleyeceklerini ve şiddet kullanarak kendi kendine hemen çözümlenmeyen sorunlar karşısındaki hayal kırıklıklarını nasıl dışa vuracaklarını öğrenecekler. Eğlence endüstrisinin idarecileri, TV, film ve video oyunlarının şiddet içerseler bile gençlerin şiddet dolu hareketlerinden sorumlu olduklarını inkar etmektedirler. Tanrı, 60 saniye içinde davranışları etkileyeceğini iddia ederek tanesi yarım milyon dolar olan süper top reklamlarını satanlar da aynı idareciler mi? Şey, evet. Tanrı anlıyorum. Fakat tabii ki çocukların ölüm ve şiddete karşı hassaslıklarını azaltan sadece video oyunları olamaz. Çocuklar bunun sadece bir oyun olduğunu biliyorlar. Tanrı bazı polis ve askeri akademilerin profesyonel anlamda hızlı el ve göz koordinasyonunu öğretmek ve hiçbir his duymadan öldürmek için ne kullandıklarını biliyor musun? Video oyunlarını mı? Tanrı, sadece bir soru sordum. Cevabı bulmayı sana bırakıyorum. Fakat daha hızlı, daha etkili bir öğretim aracı düşünebiliyor musun? Ah, belki de tüm bunları burada yazmamalıyım. Tanrı, neden? İnsanlar benden sosyal yorumlar istemiyorlar. Senden de istemedikleri kesin. Bu kitap Tanrı hakkında ve Tanrı'nın dönemin sosyal konuları hakkında fikir yürütmesi beklenmez. Tanrı yani gerçek hayat hakkında mı? Politik ve sosyal olaylar demek istiyorum. Senin ruhsal olayların içinde olduğun kabul edilir benim de. Tanrı çocuklarınızın birbirlerini öldürmesini durdurmaktan daha ruhsal ne olabilir ki? Bu konuda gerçek bir sorununuz olduğunu anlamanız için daha fazla sayıda mı? Sorunlu liseye ihtiyacınız var. Bir problemimiz olduğunu biliyoruz. Sadece bunu nasıl çözümleyeceğimizi bilmiyoruz. Tanrı, bunu nasıl çözümleyeceğinizi biliyorsunuz. Sadece bunu yapmak için gerekli isteği toplamış değilsiniz. Öncelikle çocuklarınızla daha fazla zaman geçirin. 11 yaşından sonra kendi başlarınaymış gibi davranmaktan vazgeçin. Hayatlarında etkili olun ve etkili kalın öğretmenleriyle konuşun, arkadaşlarıyla arkadaş olun, etkili olmaya çalışın, gerçekten hayatlarında var olun, sizden kaçmalarına izin vermeyin. İkinci olarak hayatlarındaki şiddete ve şiddet örneklerine karşı etken bir cephe alın. İmajlar öğretir. Aslında görüntüleme kelimelerden daha hızlı öğretir ve daha derin tesir eder. Kültürel tarihinizi tekrar anlatmayı görev edinmiş kişilerin yeni bir etik anlayış içinde yeni bir kültürel tarih yaratmalarında ısrarlı olun. Üçüncü olarak bu şiddet araçlarının çocuklarınız ve gençlerinizin ellerine geçmemesini sağlayın ve bundan emin olun. Bunlara kolayca ulaşılmasını ve rahatça ele geçirilmesinin önüne geçin. En önemlisi şiddeti hayatınızdan çıkarın. Siz çocuklarınız için en büyük modellersiniz. Eğer sizi şiddet kullanırken görürlerse onlar da şiddet kullanırlar bu çocuklarımızı dövmemeliyiz anlamına mı geliyor? Tanrı, o kadar çok sevdiğinizi söylediğiniz çocuklara bunları öğretmenin bir başka yolu olduğunu düşünebiliyor musun? Onları eğitmenin tek yolu onları dövmek, korkutmak ya da canlarını yakmak mı? Sizin kültürünüz uzun zamandır fiziksel cezayı sadece çocukların değil, yetişkinlerin istenmeyen davranışları içinde bir ceza olarak kullanıyor. Hatta İnsanların başka insanları öldürmelerini engellemek için insan öldürüyorsunuz. Sorunu çözmek için sorunu yaratan enerjiyi kullanmak deliliktir. Durdurmak istediğiniz davranışları durdurmak amacıyla aynı davranışları tekrarlamak deliliktir. Evlatlarınızın taklit etmelerini istemediğinizi söylediğiniz davranışları tüm toplumunuza örnek olacak şekilde tekrarlamak deliliktir. Ve deliliğin en büyüğü ise tüm bunlar olmuyormuş gibi yapmak, sonra da çocukların neden delice davrandıklarını merak etmektir. Hepimizin deli olduğumuzu mu söylüyorsun? Tanrı, deliliği tanımlıyorum. Kim ve ne olduğunuza karar vermek size kalmış. Her gün buna karar veriyorsunuz. Her hareket bir kendini tanımlama hareketidir. Burada gayet sert kelimeler kullandın. Tanrı, dost acı söyler. Tanrı ile dost olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmek istemiyor muydun? İşte böyle bir şey. Dostlar sana doğruyu söyler. Dostlar doğru ne ise onu söylerler. Dostlar sana ne yağ çekerler ne de sana duymak istediğini düşündükleri şeyi söylerler. Fakat dostlar sana gerçek neyse onu söyleyip sonra da seni bununla yaşamaya bırakmazlar. Dostlar her zaman senin için oradadırlar. Sürekli destek, yardım ve koşulsuz bir sevgi önerirler. Tanrı'nın yaptığı da budur. Bu süre giden diyalog da tüm bunlar hakkındadır. Bu diyalog daha ne kadar sürecek? Tanrı ile sohbet üçlemesinin sonunda biteceğini sanıyordum. Tanrı, sen devam etmeyi seçtiğin sürece devam edeceğim. Peki bundan sonra bir başka kitap daha olacak mı? Tanrı, yıllar önce sana söylediğim gibi bundan sonra kesinlikle bir başka kitap daha olacak.'' Fakat bu kitap karşılıklı konuşma şeklinde olmayacak. Olmayacak mı? Tanrı: Hayır. Bu ne tür bir kitap olacak? Tanrı: Tek sesten konuşan bir kitap olacak. Senin sesin. Tanrı: Bizim sesimiz. Bizim sesimiz mi? Tanrı: Tanrı ile sohbetlerin, Tanrı ile dostluğuna yol açtı ve Tanrı ile dostluğunda Tanrı ile birliğine yol açacak. Tanrı ile birlikte tek bir ses olarak konuşacağız ve bu olağanüstü bir kitap olacak. Tüm tanrı kitapları olağanüstüydü. Tanrı, doğru. Senin ve benim sadece konuştuğumuz başka diyalog kitapları olacak mı? Tanrı, olmasını istiyorsan olacaktır. Evet, bu sohbetlerden çok hoşlanıyorum. Çünkü beni düşündürüyorlar. Gene de bazen senin ne kadar inatçı olduğunu görerek şaşırıyorum tercihleri olmayan bir tanrı için fazlaca ifade ediyorsun. Tanrı, yön göstermek, tercih belirtmekle aynı şey değildir. Eğer Seattle'a gitmek istiyorsan ve San Jose'ye giden yoldaysan ve yolu sormaktan vazgeçmişsen, yanlış yolda olduğunu, yanlış yerden döndüğünü söylemek bir tercih belirtmek midir? Gitmek istediğini söylediğin yere nasıl ulaşacağını söylemek inatçılık mıdır? bu karşılaştırmayı daha önceden de kullanmıştın. Bunu bana daha önce de söylemiştin. Tanrı ve beni sendeki bir şeylere ihtiyaç duyan bir tanrı yapmayı denemede ısrar ettiğin sürece de bunu sana tekrar tekrar söyleyeceğim. Sana şunu söyleyeyim. Sende olan hiçbir şeye ihtiyacım yok. Benim sende olup da benim ihtiyacım olan bir şeyi elde edemeyecek kadar güçsüz bir tanrı olduğumu mu düşünüyorsun? Olmasını istediğim bir şey olduğunu fakat bunun olmasını nasıl sağlayacağımı bilmediğimi mi sanıyorsun? Eğer Seattle'a gitmenizi isteseydim, bunu yapmanızı sağlamaktan tamamıyla aciz olduğumu mu sanıyorsun? İşler böyle değil. Bana nereye gitmek istediğinizi söylersiniz ve ben de oraya nasıl ulaşacağınızı söylerim. Binlerce yıldır insanlar Tanrı'ya ne tür bir hayat istediklerini söylüyorlar. Bana ve birbirinize barış, uyum, sağlık ve bolluk dolu uzun bir ömür istediğinizi bildirdiniz. Ben de bunun karşılığında binlerce yıldır size bunu nasıl yapabileceğinizi söyledim. Burada bir kez daha söylüyorum. Bu nedenle kulağı olanlar dinlesin. Evet fakat dediğim gibi bazen insanlar bunu dinlemek istemiyorlar. Bazı insanlar diyaloğumuzun senin politik konulara girdiğin ya da sosyal olaylar hakkında tartıştığım bölümlerinden hoşlanmadılar. Bu, duymak istediğimiz tanrı değil. Bunu medya işinin içinde olduğum sırada öğrendim. Radyoda düşüncelerimden pek çoğunu yumuşatmak zorunda kalmıştım. Bunu bana söyleyen pek çok patrondan ilki de Larry LaRue olmuştu. Larry için yaklaşık 8 ay kadar çalıştım ve sonra başka bir fırsat yakaladım. Böyle bir olayı fırsat olarak adlandırmamalıyım. Çünkü artık şans diye bir şey olmadığını ve hayatın niyet ettiklerimizin dışında ilerlediğini biliyorum. Tanrı bu iyi. Tanrı ile gerçek yürüyen bir dostluk kurmak istiyorsan Tanrı'nın nasıl çalıştığını anlaman yaşamsal derecede önemlidir. Sürekli olarak hayatta karşılaştıkları iyi sonuçları fırsat, şans, rastlantı, kısmet ya da buna benzer şekilde adlandırmaktalar kasırgalar, hortumlar, depremler, ani ölümler gibi kötü sonuçları ise tanrının işi diye adlandırıyorlar. Bu düşünceye sahip olduğunuz sürece benden korkmanıza şaşmamalı. Tüm kültürünüz bu düşünceyi destekliyor. Her söylediğiniz şey ve onu söyleyiş tarzınız bunu yansıtıyor. Dilinizin her aşamasında mevcut. Şimdi başınıza gelen iyi şeyler ve tanrının işi diye adlandırdığınız şeylerin ne olduğunu size söyleyeceğim. Ne iki kişi rastlantıyla karşılaşır ne de bir şey kazayla olur. Leri'nin yani doğru kişinin tam da doğru zamanda ve tam da doğru tutumu takınmış bir şekilde orada şans eseri olarak oturduğunu mu sanıyorsun? Leri ve senin bu zamanda, bu tarihte şans eseri karşılaşmadığınız, fakat kuliste bekleyen bir oyuncunun sırası geldiğinde sahneye girdiği repliklerini söylediği ve sahneden çıktığı olasılığını dikkate al ve oyun sizin oyununuz her zaman olduğu gibi yarın hakkındaki her düşüncenizi baştan sona dek yazan kişi sizinle birlikte tam şu anda devam ettiği gibi devam etmektedir. Ağzınızdan çıkan her sözle oyunun her sahnesini yönetmektesiniz. Her hareketinizle oyunu canlandırmaktasınız. Bu korkutucu bu oyunun gerçekte nasıl olduğunun çok iyi bir tanımlaması olabilirdi. Tanrı olabilir miydi? Dediğim gibi bu oyunun gerçekte nasıl olduğu hakkında çok iyi bir tanımlama. Ve tabii ki şimdi bunu biliyorum. Tüm bunlar Tanrı ile yaptığım konuşmadan sonra açık hale geldi. Fakat tekrar geriye dönüp baktığımda Johnny Walker isimli en iyi programcılarımızdan birisinin ben geldikten iki ay sonra Richmond'da bir iş bulup istasyondan ayrılmasının da bir başka iyi fırsat olduğunu düşünüyordum. Bundan kısa bir süre sonra Johnny'nin Richmond'daki patronu Annapolis Maryland'de uzun dalga istasyonu alan bir şirketle birleşmek için ayrılmaya karar verdi. Johnny Walker Richmond'dan ayrılmak istemiyordu. Fakat Dean'in Annapolis'teki istasyona yeni bir görünüm ve iyi bir ses kazandırmasında yardımcı olabilecek yeni genç bir yetenek tanıdığını söyledi. Bu yeni genç yetenek bendim. Göz açık kapayıncaya kadar doğu kıyısından ayrılmıştım. Annem endişeyle babamdan beni durdurmasını istedi. Babam ise bırak çocuğu gitsin. Bu onun zamanı dedi. Fakat ya bu bir hataysa diye sordu annem. Hataysa hatadır dedi babam sadece. Bizim nerede olduğumuzu biliyor. Ağustos 1963'te Annapolis'e vardım. 19 yaşıma girmeme bir ay vardı. Başlangıç ücretim haftada 50 dolardı. Fakat hey, gerçek bir radyodaydım. Bu bir FM değil, bir AM'di. Arabalarda ve sahilde indiklerinde küçük radyolarında dinledikleri türden bir istasyondu. Ve 21. yaş gününde tüm radyo ilanlarını yapma göreviyle istasyonun prodüksiyon müdürü olmuştum. Size bu hikayeleri özellikle bunu anlatıyorum. Çünkü Tanrı'nın hayatımızda nasıl etkili olduğunu, Tanrı ile nasıl dost olduğumuzu ve gene de bundan haberimiz olmadığını görmenizi istiyorum. Tanrı'nın yolumuzda bize yardım etmek için insanları, yerleri ve olayları nasıl kullandığını göstermek istiyorum. Ve dahası, her ne kadar o zaman bu şekilde kelimelere dökmemiş olsam da bize yaratıcı gücü vererek hayatımızın gerçeğini belirlememize nasıl izin verdiğini anlatmak istiyorum. 1966'da prodüksiyon yönetmeni olarak işime güneydeki bir istasyonda devam etmeye başladım. Bu istasyonun ismini vermeyeceğim çünkü şimdiki sahiplerinin canını sıkmak ya da onları öfkelendirmek istemiyorum. İşler burada farklıydı. Eminim fakat 1966'da buraya gitmenin benim için bir hata olduğunu düşünüyordum. Tanrı'nın dünyasında hata olmaması Henüz öğrendiğim bir kavram değildi. Ancak şimdi meydana gelenin eğitimimin bir parçası olduğunu, dünyada yerine getirmem gereken daha büyük bir iş için hazırlık olduğunu görüyorum. Bu güney şehrinde bulunmamın benim için bir hata olduğunu düşünmemen neden olan şey burada karşılaştığım ırkçı tutumdu. 60'ların ortalarındaydı ve vatandaşlık hakları anlaşması Başkan Johnson tarafından yeni imzalanmıştı kanun haline getirilmişti çünkü gerekliydi ve güneyin bazı yerlerindeki geçmişi çok eskiye dayanan ırkçı önyargının kalelerinden olduğu kadar hiçbir yerde bu ihtiyaç bu kadar belirgin değildi. İşte tam da böyle bir yerdeydim. Bundan nefret ediyordum. Şehre girdiğimde benzin almam gerekti. Arabamı bir servis istasyonuna çekerken her benzin pompasının üzerine takılmış bir levhanın üzerinde yazanı okuduğumda şoke oldum sadece beyazlar. Beyaz ırk dışındaki insanlar arkadaki bir pompadan benzin alıyorlardı. Restoranlar, barlar, oteller, tiyatrolar, otobüs durakları ve halka açık diğer yerlerde aynı ayrımcılık vardı. Milwaukee'den gelmiş biri olarak hiç böyle bir şey görmemiştim. Irkçı önyargılar ne Milwaukee ne de kuzeydeki bir başka şehirde görünmüyor değildi. Fakat bir grup insanın böylesine açıkça ikinci sınıf vatandaş kabul edilmesi durumuyla hiç karşılaşmamıştım. Tüm toplumun bunu yapmanın doğru olduğunun anlaştığı bir yerde hiç yaşamamıştım. İşler daha da kötüye gitti. Yeni tanıdığım birilerinin evine akşam yemeğine davet edilmiştim. Ve her yerde karşılaştığım bu ırkçı tutum hakkında soru sorma hatasında bulundum. Açık görüşlü kibar bir çift olan ev sahiplerimin bana bazı açıklamalarda bulunabileceklerini düşünmüştüm. Evet, bazı açıklamalar aldım fakat düşündüğüm tarzda değil. Öfkelenen ev sahibi, Tamız isimli yaşlı bir zenci uşağın doldurması için şarap kadehini kaldırırken kelimeleri uzatarak ve zorlama bir gülümsemeyle konuştu. Evet yeni dostum. Umarım sen de bizi o kadar kaba bir şekilde yargılamazsın. Görüyorsun ki, siyahlara karşı hepimiz nazik davranıyoruz, değil mi? Evet efendim, öyle yapıyoruz. Yoksa neden onlara da ailenin bir üyesi gibi davranalım ki? Tamıza döndü. Doğru değil mi arkadaş? Ürkmüştüm. Bu adam ne yaptığını bile bilmiyordu. Gene de Tamız olayın o kadar da farkında değilmiş gibi görünmüyordu. Doğru efendim, doğru diye fısıldadı ve sessizce odayı terk etti. Şimdi açık bir haksızlık gördüğümde ilk tepkim ondan uzaklaşmak olmuyor onu neyin desteklediğini anlamak için, düzelmesine yardımcı olmak için, yapabileceğim bir şey olup olmadığını görmek için onun üzerine gidiyorum. Fakat o günler kalbimin sadece kendi gerçeği hakkında karar verdiği, ona göre davranmadığı, daha genç olduğum günlerdi. Ve bu yüzden de sadece dışında kalıyordum. Hoşgörüsüzlüğe karşı hoşgörüm yoktu. Önyargının derecesi hakkında hiçbir şey anlamıyordum. Bugün siyah deneyim diye adlandırdığınız şey hakkında da hiçbir şey bilmiyordum. Sadece her şeyden uzak kalmak istiyordum. Tanrıya beni buradan uzaklaştır diye yalvardım. Gene de en kısa sürede orayı nasıl terk edebileceğimi bilmiyordum. Yayıncılık çok özel bir alandır ve bu pazarda kişinin isteğine uygun iş bulmak kolay değildir. Bir işim olduğu için kendimi şanslı buluyordum. Tabii ki Tanrı'nın dostluğunu hesaba katmıyordum. O günlerde Tanrı'yı hala bazen duaları kabul eden, bazen reddeden ve eğer ruhumda günahlarla ölürsem beni cidden sonsuza dek cezalandıracak biri olarak düşünüyordum. Artık Tanrı'nın her zaman duaları cevaplandırdığını ve ayrıca düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptığımız her şeyin bir dua olduğunu ve Tanrı'dan bir cevap aldığını biliyorum. İşte o bu kadar iyi bir dost. Fakat 60'larda bunu anlamamıştım ve kesinlikle de bir mucize beklemiyordum. Bir tanesiyle karşılaşınca uğradığım şaşkınlığı düşünün. Tamamıyla yabancı birinden aniden gelen bir telefondu. Adam kendini Tom Feldman diye tanıttı. Beni tanımıyorsunuz. İsminizi Anapolis'te Mervin Mervis'ten aldım. Baltimore'daki radyo istasyonu için bir program yönetmeni arıyorum. Marvin sizin yetenekli bir genç olduğunuzu söyledi. Bir görüşme için buraya gelmek ister misiniz? Duyduklarıma inanamıyordum. İçimden dalga mı geçiyorsunuz diye geçirdim. Tom Feldman'a, "Evet, sanırım bunu ayarlayabilirim." dedim. "Gene de bilmeniz gereken bir şey var." diye devam etti. "Burası tamamen siyahların çalıştığı bir radyo istasyonudur." "Tanrı, ah evet, bunu hatırlıyorum. Bu zekice bir düşünceydi. Sence de öyle değil mi?" Zekice mi? Bu tamamen bir suç ortaklığıydı. Çünkü Baltimore'da web'de ilk işe başladığımda bu ön yargının ne hakkında olduğunu ve daha büyük ve ileri bir şehirdeyken bile siyahların bunu nasıl deneyimlediklerini ilk elden öğrenebildim. Kendime karşı dürüst olmak ve bana nasıl büyük şehirdeki davranışlarımızın aşağı güneydeki kırsal geleneklerden daha iyi olduğunun öğretildiği hakkında çok şey öğrendim. Bizim ırkçı tutumumuzun hiç de daha iyi olmadığını gördüm. Fakat bunu görebilmek için siyah deneyim içine derinlemesine gömülmem gerekti. Güneyin dışındaki yerlerde ön yargılarımız sadece farklı şekilde aslında çok daha iki yüzlü olarak ifade ediliyorlardı. O günlerde Ritimin Blues istasyonu diye tanınan bu yerdeki çalışmam boyunca yanlış ve kibirli düşüncelerimin pek çoğundan kurtuldum. Ve siyahların kültürü hakkında İlk elden pek çok şey öğrendim. Siyah bir ekiple yan yana çalışmak ve siyah toplumun günlük hayatının içinde olarak bundan etkilenmemek bana bir başka şekilde kazanamayacağım bir anlayış kazandırdı. Öğrenmem gerekeni öğrendiğimde Tanrı tekrar işe karıştı. Ve dünyada gerçekte yerine getirmem gereken işe daha fazla hazırlanmam için bana inanılmaz bir fırsat daha verdi. Tanrı, ''Dur bakalım.'' bunu yapanın ben değil, sen olduğunu anlıyor musun? Kendin için belirlediğin gündemin dışında senin için bir gündemim olmadığını anlıyorsun değil mi? Evet, şimdi bunu biliyorum. Fakat sonrasında hala Tanrı'nın benim yapmamı istediği bir şey olduğunu, hayatımdaki olayları ve durumları kontrol ettiğini ve bunlara sebep olduğunu örnekleriyle gördüğümü düşünerek yaşadım. Tanrı pekala öyleyse bir gözden geçirelim. Hayatındaki olayları kim kontrol eder ve bunlara sebep olur? Ben, Tanrı, peki bunu nasıl yaparsın? Düşündüğüm, söylediğim ve yaptığım her şeyle. Tanrı, güzel, bunun aydınlatılması gerekiyordu. Öbür türlü senin deneyiminin sebebinin ben olduğum izlenimine kapılabilirsin. Gene de biraz evvel beni herkesin siyah olduğu bir radyo istasyonuna yerleştirmekle ne kadar akıllıca davrandığını söyleyerek gülmüştün. Tanrı, olmasını seçtiğin şeyi kolaylaştırmak akıllıcaydı. Tanrı ile dostluğun işte böyle yürür. Önce seçiminin ne olduğuna karar verirsin. Ardından ben de bunu mümkün kılarım. Herkesin siyah olduğu bir radyoda mı çalışmaya karar verdim? Tanrı, hayır, ırkçı ön yargının ve dürüstlüğünün ne olduğunu tam anlamıyla anlamak istediğine karar verdin. Buna çok yüksek bir seviyede ruh seviyesinde karar verdin. Bu senin kendi derslerini almanla ilgiliydi. Bu sana kendine hatırlanacak şeyleri vermenle ilgiliydi. Bu seni uyanıklığa doğru hareket ettirmekle ilgiliydi. Alt bilinçsel düşüncen oradan kaçmak uzaklaşmaktı. Üst bilinçsel düşüncen ise bilinç düzeyinde ırkçı tutumlar ve kendininki de dahil hoşgörüsüzlük üzerine daha fazlasını öğrenmekte. Tüm bu dürtülere bir seferde uydun. Ve sen benim ruh dostum olarak her zaman benim bunu yapmamı mümkün kılacak mısın? Tanrı, evet gittikçe daha yüksek bilinçlilik düzeylerine ulaşabilmen için seçtiğin deneyime şekil verebileceğin araçları senin ellerine bırakacağım. Bu araçları ister kullanmayı seç ister kullanmamayı. Birini ya da diğerini yapmama ne sebep olabilir? Tanrı, hayatında meydana gelen şeylerin neden bu şekilde meydana geldikleriyle ilgili farkındalığın tam şu anda oluşmaktadır. Daha sonra sana farkındalığın derecelerinden ve bu derecelerin içindeki katmanlarından bahsedeceğim. Şeyler meydana geldikten sonra, meydana geldikleri sırada olduğundan daha fazla bilinçli oluyormuşum gibi görünüyor. Şimdi hayatımda bir sonra meydana gelen şeyin neden meydana geldiğini açıkça görebiliyorum. Fakat zamanında sana sövüp sayardım. Tanrı, bu alışılmadık bir şey değil. Biliyorum fakat bu konuda kendimi kötü hissediyorum. Çünkü o zaman göremediğim iki şeyi görebiliyorum. Öncelikle meydana gelen şeye benim sebep olduğumu görebiliyorum. Ve ikinci olarak da bunun benim iyiliğim için olduğunu görebiliyorum. Tanrı, deneyimin ulaşmak istediğin yer göz önüne alınarak biçimlenir. Evet, gitmek istediğimi söylediğim yer göz önüne alınarak, şimdi hep bir öğretmen, insanlar arasında bir bilinç yükseltici olmayı seçtiğimi ve tüm hayatımın bunun için bir hazırlık olduğunu görüyorum. Tanrı, bu çok doğru. Fakat kendi yarattığım şeyler hakkında sana kızgındım kendimi seçtiğim deneyime hazırlamak için bana sadece araçları verdiğini anlamıyordum. Tanrı, önemli değil bu konuda endişelenme. Dediğim gibi bu alışıla geldik bir şey. Şimdi biliyorsun. O yüzden hayatın hakkında, hayatındaki her şey hakkında öfkelenmeyi bırak. Hepsini mükemmel olarak gör. Bunu yapabileceğime inanıyor musun? Tanrı, bunu yapabileceğine inanıyor musun? sanırım yapabilirim. Tanrı, öyleyse yapabilirsin. Fakat şimdi bildiğimi o zaman da bilmek güzel olurdu. Tanrı, artık biliyorsun, bunun yeterli olmasına izin ver. Babam şöyle derdi, çar çabuk yaşlanır, geç akıllanır. Tanrı, bunu hatırlıyorum. Bunu çok derinlerde bir yere yerleştirdiğime inanıyor musun? Tanrı, sen neye inanıyorsun?'' Sanırım öyle yaptım fakat şimdi dışarı çıkarıyorum. Tanrı, iyi. Öyleyse dünyada yerine getirmeyi seçtiğin işe, kendini daha da fazla hazırlamana imkan tanımak için senin değişinle tekrar işe karıştığım yere geri dön. Peki, radyo istasyonunda deneyimlediğim şeyi deneyimledikten sonra kendimi alelacele oradan da ayırdım. Her şey çok ani oldu. Bir gün istasyondan Program yönetmenliği işine bırakmamı ve yollara düşüp program saati satmamı istediler. Sanırım radyonun sahipleri benim bir program yönetmeni olarak umdukları kadar iyi iş çıkaramadığımı düşünmüşler. Fakat beni işten kovmak da istemediklerinden kalmam için bana bir şans vermişlerdi. Şimdi dünyada bir radyo ya da televizyon istasyonu için program saati satmaktan daha zor bir iş olduğunu sanmıyorum satış repliğimi uygulayabilmek için düzenli olarak bazı iş adamlarından randevu rica ediyor, sonra da onu gerçekte istemediği bir şey yapması için tüm gücümle ikna etmeye çalışıyordum. Bir kere teslim olup da bir reklam için birkaç dolar harcamaya karar verdiğinde canlı etkili bir reklam kopyası yazarak onu memnun etmek için iki kat daha zor bir çalışma yapmam gerekiyordu. Ve sonunda bunun sonuç getirmesi ve adamın reklam vermeye devam etmesi için endişelenmekten başım şişiyordu. Satıcıların çoğunlukla yaptığı gibi satış üzerinden komisyon alarak çalışıyordum ve bunu kazanamadığım, her hafta yapmadığım bir şey için bana para ödenmesinden dolayı suçluluk duyuyor ve kovulma korkusuyla çileden çıkıyordum. Bu da her sabah işe giderken kesinlikle neşeli bir tavır takınmama yardımcı olmuyordu. Bir gün bir iş görüşmesi yapacağım bir alışveriş merkezinin park yerinde arabamın içinde oturduğumu hatırlıyorum. İş görüşmelerinden nefret ediyordum. Yeni işimden nefret ediyordum ve başka seçeneğim yok gibi gözükse bile kendimi bunun içine soktuğum için kendimden de nefret ediyordum. Güneye gitmeden kısa bir süre önce evlenmiştim ve ilk çocuğum da yoldaydı. Zavallı ve öfkeli bir şekilde arabanın içinde otururken bir kez daha kurtar beni bundan diye Tanrı'ya yalvararak direksiyona bir yumruk attım. Birisi arabaya doğru yürüdü ve bana garip garip baktı. Sonra da kapıyı açtı. Neden kendinizi içeri kilitlediniz? Mahçup mahçup gülümsedim. Dışarı çıktım ve binaya doğru yürüdüm. Yöneticiyi ya da bu yerin sahibini görmek istediğimi söylediğimde cevap olarak satıcı mısınız cevabını aldım evet dediğimde ise bana şimdi sizi göremez dendi. Bu sık sık oluyordu ve ben bir satıcıyım cümlesinden iğrenmeye başlamıştım. Kendimi arabaya doğru sürükledim ve sonraki olası müşteri yerine dost doğru eve gittim. Buna bir gün daha dayanamazdım fakat gene de işten ayrılmak için yeterli cesaretim yoktu. Sonraki sabah saatin zili o dehşet sesiyle ötmeye başlayınca aniden dengem altüst oldu kızgınlıkla kapatma düğmesini aramaya başladım. İşte o anda acı pençesini bedenime geçirdi. Sanki birisi beni arkamdan vurmuş gibi hissettim. Şiddetli bir ızdırap duymadan yerimden bir santim bile kıpırdayamıyordum. Eşim aile doktorumuzu aradı ve ahizeyi bana verdi. Hemşire muayenehaneye gelip gelemeyeceğimi sordu. Hiç sanmıyorum dedim korkuyla. Hareket edemiyorum. İster inanın, ister inanmayın ama doktor evime geldi. Doktor bir diskimin kaydığını söyledi ve iyileşmesi de 8 ila 12 hafta kadar sürecekti. Bu süre boyunca mümkün olduğunca yatar vaziyette olmalıydım. Olasılıkla da askıya alınacaktım. Patronumu arayıp durumu anlattım. Sonraki gün işten çıkarılmıştım. Üzgünüm diye itiraf etti Tom. Fakat 3 ay boyunca ileride bir zaman gelebilecek iş üzerinden sana prim vermeye devam edemeyiz. Bunu karşılaman senin bir yılını alır. Zor bir karar. Fakat seni serbest bırakmak zorundayız. Evet, zor bir karar diye tekrarladım. Gülümsememi zorlukla bastırıyordum. İşimi bırakmak için meşru bir sebebim olmuştu. Zalim bir dünyaydı. Fakat bazen zarlar bu şekilde geliyordu. Bu benim dünya görüşümdü. Büyütüldüğüm efsaneydi. Tüm bunları kendi yarattığım zalim dünya kelimesinin kendi yorumum olduğu hiç aklıma gelmiyordu. Bu anlayış çok daha sonra geldi. Sadece beş ay sonra kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Doktor, iyileşmemin umulandan daha hızlı olduğunu söyledi. Ve kendimi zorlamamı önlemek için evin dışına kısa yürüyüşler yapmama izin verdi. Pek kolay zamanlar değildi. Karımın fizyoterapist olarak aldığı maaşla kanaat geçiniyorduk ve yaşamak için yapacak bir şey bulmam gerektiği uzun zamandan beri açıkça belliydi fakat ne yapabilirdim ki Baltimore'da ve Annapolis'te radyoda girebileceğim bir iş yoktu ve o zamana dek başka bir iş yapmamıştım tabii ki lisede haftalık çıkan gazetede biraz yazı yazmışlığım vardı fakat bir gazetede gerçek bir işe girebilmem için güvenilecek bir tecrübe değildi fakat gene Tanrı'nın gitmek istediğimizi söylediğimiz yere ulaşmamız için bizi destekleyerek her seferinde daha yüksek bir farkındalığa ulaşmamız için bize hizmet edecek araçları vererek ve sonunda gerçekte kim olduğumuzu ifade etmek için bizi hazırlayarak en iyi dostumuz olarak nasıl çalıştığı bana hatırlatıldı. Bir kumar oynayarak Annapolis'in günlük gazetesi olan The Evening Capital'in bürosuna gittim yönetici editör J. Jackson'ı görmek istediğimi söyledim ve Larry LaRue'ya yaptığım gibi ondan bir iş istedim. Neyse ki Jay'e tamamen yabancı değildim. Annapolis radyosundaki günlerim bana biraz ün kazandırmıştı. Ona sağlık durumum nedeniyle Baltimore'daki işimi kaybettiğimi karımın hamile olduğunu anlattım. Ve Mr. Jackson gerçek şu ki bir işe ihtiyacım var. Herhangi bir iş. Yerleri temizlerim ofiste getir götür işleri yaparım ne olursa dedim. Jay masasının arkasında hiç ses çıkarmadan dinledi. Bitirdiğimde hiçbir şey demedi. Beni buradan nasıl çıkartacağını düşündüğünü sandım. Bunun yerine yazı yazmayı biliyor musun diye sordu. Evet efendim. Lisede seminer hazırladım ve kolejde de biraz gazetecilik yaptım diye cevap verdim ümitle. Sanırım birkaç cümleyi bir araya koyabilirim. Bir müddet bekledikten sonra C. Pekala yarın başlayabilirsin. Seni haber servisine veriyorum. Ölüm ilanlarını, kilise haberlerini ve kulüp haberlerini yazacaksın. İstesen de kötü bir şekilde bozamayacağın şeyler yani. Yazdıklarını okuyacağım. 2-3 hafta boyunca nasıl çalıştığını göreceğiz. Bu netice vermese bile zararı yok. Birkaç dolar kazanmış olursun. Bana bir şeyler gösterebilirsen sürekli bir yazar kazanmış oluruz. Bu olana dek bir kişi eksiyiz. Hiçbir şey size bir gazeteci olmaktan daha hızlı bir şekilde serbest düşünce eğitimi veremez. Özellikle de küçük bir şehirdeyseniz. Çünkü her şeyle ilgili yazarsınız, her şeyle. Bir gün vali ile görüşürken, sonraki gün yerellikteki yeni koç hakkında bir makale yazarsınız. Bağlantıyı yakalayın, yakalayabiliyorsanız. Görüntünün güzelliğine bakın. Hep Tanrı sevgisinin bir habercisi olmak istemiştim. Önceleri kafam karışıktı, sonra ise Tanrı korkusuyla ilgili tüm öğretilen nedeniyle soğumuştum. Bunun gerçek Tanrı olamayacağını biliyordum ve kalbim, insanlara kalbimde ne hissettiğim hakkında bir farkındalık getirebilmek ihtiyacıyla acıyordu. Belli bir düzeyde kaderimde bunu yapmamın yazdığını biliyor olmalıydım ve ayrıca bunu yapmak için ne gerektiğini de tam olarak biliyordum bir parçam her tür altyapıdan ve deneyimden gelen insanlarla ilgileneceğimi ve çok kişisel yollardan karşılıklı olarak etkileneceğimizi biliyor olmalıydı. Bunu yapmak son derece gelişmiş iletişim becerileri ve değişik kültürlerden ve hayat yollarından gelen insanlara açık olmayı gerektiriyordu. Şimdi iş hayatımın ilk yıllarını önce radyo yayıncılığında, oradan kendimi bana yabancı olan ırkçı tutumun içinde bulduğum güneyde, sonra ön yargının ne demek olduğunu baştan sona anlayabildiğim bir çevrede çalışarak ve son olarak da bir sağlık sorunu sayesinde korkunç polisiye olaylardan şehrin yeni presbiteryan papazının ne yaptığına dek her şeyi araştırmama imkan tanıyan yeni bir kariyerde bu becerileri bileyerek geçirmiş olmama şaşırmıyorum. Bu dönemleri yaşadığım sırada bazılarını iyi talih, bazılarını ise kötü talih olarak adlandırıyordum. Fakat şimdi bulunduğum noktadan hepsinin aynı yolun, hayatın kendisinin ve benim gelişimimin bir parçası olduklarını görüyorum. Yargılamamayı ve suçlamamayı fakat hayattaki deneyimlerimin hepsinin kendi mükemmel yollarıyla ve mükemmel zamanda olduklarını bilerek ağır başlılıkla kabul etmeyi öğrendim. Gazetedeki ilk ayım sırasında resmi olarak ne zaman işe alındığımı bilmiyorum. Ölüm ilanları ve kilise haberleri yazmakla erkek izci grupları ile şehir tiyatrolarından ve Kivanis ve Lyon kulüplerinden gelen basın bildirilerini düzenlemekle çok meşguldüm. Fakat bir sabah masamın üzerinde kırmızı keçe kalemle, kalın harflerle ve elle yazılmış bir not buldum. Lütfen haftada 50 dolarlık bir zamlı kabul et. C. Kalıcıydım. Sesli olarak evet dediğimde ofisteki herkes dönüp bana baktı. Eskilerden birkaçı gülümsedi. Tahmin etmiş olmalıydılar. Belki de zaten onlara söylenmişti. Onlardan biriydim. Lise günlerimde gazetede yazmayı ne kadar sevdiğimi hatırlamam fazla zamanımı almamıştı. Ve şimdi gerçek bir gazete bürosundaydım. Daktilolar takırdı yordu. Mürekkep ve gazete kağıdı kokusu her yerdeydi. Başladıktan 5 ay sonra ilk zaferimi kazandım. Kısa süre sonra ilk baş sayfa haberimi oluşturan ilçe yönetimiyle ilgili bir haberdi bu. Ne heyecan verici, sevinçli bir deneyimdi. Sanırım sadece bir gazeteci o günlerde hissettiklerimi, yani sürekli bir canlılık duygusunu takdir edebilir. Adımı bir kitabın kapağının üzerinde gördüğüm an hariç hiçbir şey o duyguyu aşamadı. Şimdi bazı arkadaşlarım bu sayfalara bu konuda bir şeyler eklememi önermekteler. Eğer adımı basılmış bir kitabın cildinde görmenin beni heyecanlandırdığını kabul edersem, insanların beni küçük göreceklerini ve bunun bana gelen şeyi hükümsüz kılacağını söylüyorlar. Sanırım tüm bu şeylerden usanmış gibi yapmam gerektiği, bunun beni zerre kadar etkilemediği, tüm bunların üzerinde olduğum farz ediliyor.'' Fakat ruhsal bir mesajcı olarak yaptığım şeyle mutlu olamayacağımı ya da bu kadar iyi gittiğinden dolayı heyecanlanamayacağıma inanmıyorum. Bana ruhsal aydınlanmanın egonun verdiği ödül karşısında ne kadar etkilenmediğimizle değil, barış ve mutluluk için bunlara ne kadar bağlı olduğumuzla ölçülüyor gibi geliyor. Egonun kendisi kötü bir şey değildir. Tek sorun cinnet geçirerek sağa sola saldırmasıdır bizi kontrol eden bir egoya karşı uyanık olmalı fakat bizi ileriye götüren bir egoyu da buyur etmeliyiz. Hayatta sürekli olarak kendimizi bir sonraki en büyük başarımız için itekleriz. Tıpkı hayattaki diğer her şey gibi ego da Tanrı'nın bize bir armağanıdır. Tanrı bize hazine olmayan hiçbir şey vermez. Ve bu hazinenin deneyimimizde kendini nasıl gösterdiği, onu nasıl kullandığımızla doğrudan ilişkilidir tıpkı para gibi egonun da adının kötüye çıktığından eminim. Boşu boşuna cezalandırılmıştır. Kötü olan ego ya da para ya da güç ya da cinsel zevk değildir. Bu şeylerin bizim yararımıza olmayacak, bizim gerçekte kim olduğumuzu ifade etmeyecek şekilde yanlış kullanılmasıdır. Madem ki bu şeyler bu kadar kötüler, öyleyse Tanrı onları neden yarattı? Bundan dolayı The Evening Capital'in baş sayfasında imzamı gördüğümde heyecanlandığımı ve bugün dahi yeni bir kitabın kapağında adımı her görüşümde hala heyecanlandığımı kabul etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Tanrı, bu kitapları sen yazdın ve bunu söylemende bir sakınca yok. Senin ya da bir başkasının yeteneğini gizlemesine gerek yok. Bunu daha önce de belirtmiştim. Kim olduğunu ve ne yaptığını kabul etmeyi öğrenmedikçe diğer insanların da kim oldukları ve ne yaptıklarını kabul edemezsin. Bu prensipleri kağıda dökmek için benden ilham aldığın doğru. Yazman için kelimeleri sana verdiğim de doğru. Bu senin başarını daha mı önemsiz kılar? Eğer öyleyse o zaman bağımsızlık bildirisini yazdığı için tamızca fırsını, görecelik kuramını bulduğu için Albert Einstein'ı, Madame Curie'yi, Mozart'ı, Rembrandt'ı, Martin Luther King'i, Rahibe Teresa'yı ya da insanlık tarihinde dikkate değer herhangi bir şey yapan hiç kimseye saygı göstermemelisin. Çünkü onların hepsine ilham veren benim. Evladım, ne kadar çok kişiye onların hiçbir zaman yazmadıkları harika kelimeler verdiğimi, ne kadar çok kişiye onların hiçbir zaman söylemedikleri harika şarkılar verdiğimi sana söyleyemem. Hiçbir zaman kullanmadıkları hediyeler verdiğim insanların listesini ister misin? Sen sana verdiğim hediyeleri kullandın ve eğer bu seni heyecandan titretiyorsa ne olur bilmiyorum. İnsanlar kendilerini kötü hissetmeye başladıkları zaman kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan bir tarzın var. Tanrı, sadece dinleyenleri dostum, sadece dinleyenleri ne kadar çok insanın kendimden hoşnut değilim tuzağı içinde ya da hiçbir şeyi başaramıyorum inanış sistemi içinde olduğuna inanamazsın. İşin püf noktası yaptığını kabullenilmek için değil, kim olduğunu ifade etmek için yapmaktır. Bununla beraber kim olduğunun kabul edilmesi seni daha değersiz yapmaz. Sadece kim olduğun hakkında daha fazla şey deneyimlemek istediğini ortaya koyar. Gerçek usta bunu bilir. İşte bu nedenle de gerçek usta herkesi gerçekte olduğu gibi kabul eder ve diğer insanları da kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri ve alçak gönüllülük adına kişinin en olağanüstü durumlarını asla reddetmeleri, reddetmemeleri için cesaretlendirir. İsa kendini ilan etmiş ve duyabilenlere kendini su götürmez bir biçimde bildirmiştir gezegeniniz üzerinde yürümüş her usta da bunu yapmıştır. Bundan dolayı kendini ilan et, kendini bildir. Sonra da bildirmiş olduğun şeyin varoluşuna doğru hareket et. Şimdinin her anında, kim olduğun hakkında, şimdiye kadar sahip olduğun en büyük görüntünün, en büyük versiyonunda kendini yeniden yarat. Bu sayede ben de yüceltileceğim. Çünkü harikulade bir şekilde ifade edilen Tanrı'nın yüceliği senin de yüceliğindir. Sen de en çok neyi seviyorum biliyor musun? İnsanlara her zaman hissetmeyi istedikleri duyguları hissetme izni veriyorsun. İnsanları kendilerine geri veriyorsun. Tanrı, dostlar bunun içindir. Çevrede senin gibi biri varken insanlar kendileri ve dünya hakkında nasıl iyimser olmasınlar ki? Tanrı, beni şaşırttın. Şey, ben hep iyimserdim. Seni şimdi tanıdığım gibi tanımadan önce bile. Tanrının öfkeli, cezalandırıcı bir tanrı olduğunu düşündüğümde bile gene de benim tarafımdaymışın gibi geliyordu. Bunu düşünerek büyüdüm. Çünkü bana bu öğretilmişti. Her şeyden öte ben hem bir katolik hem de bir Amerikalıydım. Kim buna karşı galip gelebilir ki? Çocukken bize Katolik Kilisesi'nin tek gerçek kilise olduğu söylenirdi. Ayrıca Tanrı'nın Amerika'ya bir başka gözle baktığı söylenirdi. Madeni paralarımızın üzerinde bile Tanrı'ya güveniyoruz yazılıdır ve bayrağımıza ba bağlılık andında da Tanrı iradesi altında tek millet diye kendimize ifade ederiz. En iyi inanca sahip olduğum ve en iyi ülkede doğmuş olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaptığım herhangi bir şey nasıl kötü gidebilir ki? Tanrı, dünyada bu kadar çok acıyan neden olan da işte bu kendini üstün görme öğretisidir. Bir milletin içinde derinlemesine kökleşmiş, başkalarından daha iyi oldukları düşüncesi, belki onlara daha fazla güven verir. Fakat sıklıkla yaptığımız herhangi bir şey nasıl kötü gidebilir düşüncesini, yaptığımız bir şey nasıl yanlış olabilir düşüncesine çevirir. Bu kendine güven değil tüm bir halkın söyledikleri ve yaptıkları ne olursa olsun haklı olduğuna inanmasına imkan tanıyan tehlikeli bir işarettir. Pek çok inanıştan ve milletten insanlar buna yıllar boyunca inanmışlardır. Bu da öylesine büyük bir doğruluk duygusu yaratmıştır ki, onların başka insanların sefilce ızdırap çekmeleri de dahil olmak üzere başka bir deneyime karşı duyarsız hale gelmelerine yol açmıştır. Sizi çeşitli kültürel mitlerinizden uzaklaştıracak tek bir şey varsa o da bazı sihirli karışımlar vasıtasıyla diğer insanlardan daha iyi yapıldığınız, ırkınızın ya da inanışınızın daha üstün olduğu, ülkenizin ya da politik sisteminizin daha iyi olduğu, yaklaşımınızın ya da yolunuzun diğerlerinkinden daha yüce olduğu düşüncesidir. Size şunu söyleyeyim, kültürlerin bunu yapmasına neden olduğunuz gün dünyayı değiştirdiğiniz gündür. Daha iyi kelimesi kelime hazinenizdeki en tehlikeli kelimedir. Bunu sadece hak kelimesi geçer. Her ikisi birbiriyle ilişkilidir. Çünkü daha iyi olduğunuza inandığınız için haklı olduğunuza inanırsınız. Halbuki hiçbir etnik ya da kültürel grubu seçilmiş halkım yapmadım ve bana giden hiçbir yolu da tek gerçek yol yapmadım. Ne herhangi bir millete ya da dine bir iltimas geçmiş ne de herhangi bir ırka ya da soya bir başkasına göre üstünlük vermiş değilim. Ah Tanrım, lütfen bunu tekrarlar mısın? Lütfen bunu bir daha söyler misin? Tanrı, hiçbir etnik ya da kültürel grubu seçilmiş halkım olarak ilan etmedim ve bana giden hiçbir yolu da tek gerçek yol yapmadım ne herhangi bir millete ya da dine bir iltimas geçmiş ne de herhangi bir ırka ya da soya bir başkasına göre üstünlük vermiş değilim. Her bakanı, her rahibi, her hahamı, her hocayı, her guruyu, her ustayı, her başkanı, her başbakanı, her kralı, her kraliçeyi, her lideri, her milleti, her politik partiyi dünyayı iyileştirecek tek beyanatı yayınlamaya çağırıyorum. Bizim yolumuz daha iyi değildir. Sadece bir başka yoldur. Liderler bunu asla söyleyemezler. Partilere bunu asla ilan edemezler. Papa bile Tanrı aşkına bunu asla bildiremez. Bu Roma Katolik Kilisesi'nin tüm temelini mahveder. Tanrı sadece o kiliseyi değil, pek çok dini de yıkar. Daha önceden de belirttiğim gibi dinlerin çoğu yalvarmaların esasını kendilerininkinin tek gerçek yol olduğu ve bir başka yola inanmanın ebedi lanetlenmeyi göze almak düşüncesi üzerine dayandırırlar. Bu nedenle dinler seni çekmek için sevgiden çok korkuyu kullanırlar. Halbuki sizin bana gelmenizi sağlayan son neden budur. Dinlerin bunu söyleyebileceklerini düşünüyor musun? Peki ya milletlerin bunu beyan edebileceklerini? Siyasi partilerin bu açıklamayı programlarının bir parçası yapabileceklerine inanıyor musun? Tanrı, tekrar söylüyorum, eğer bunu yaparlarsa dünya bir gecede değişecektir. Belki o zaman birbirimizi öldürmekten vazgeçebiliriz. Belki o zaman birbirimizden nefret etmekten vazgeçebiliriz. Belki o zaman o kadar çok zulme ve ızdıraba yol açan Kosovaları ve İrlanda'daki bitmez tükenmez din savaşlarını Amerika'daki acı ırkçı çekişmeyi, tüm dünyadaki etnik, sınıfsal ve kültürel önyargıları durdurabiliriz. Tanrı, belki o zaman durdurabilirsiniz. Belki o zaman eşcinsel olduğu için Wyoming'de acımasızca dövülmüş ve bir ahıl çitine bağlanarak ölmeye bırakılmış bir başka Matthew Shepard daha olmaz. Saf ve gerçek olan sevgiyi nasıl tanımlarsın? Tanrı kimseye zarar vermeyi ya da kimsenin canını yakmayı amaçlamaz. Birisine zarar verme ya da birisinin canını yakma olasılığından sakınmayı amaçlar. Sevginin ifade edilmesinden dolayı bir başkasının canının yanabileceğini bilmeyi nasıl umabiliriz? Tanrı, hiçbir durumda bunu bilemezsiniz ve bilemiyorsanız bilemiyorsunuzdur. Güdüleriniz saftır, istekleriniz iyidir sevginiz gerçektir. Gene de çoğu kereler bilir ve yine de bunu yaparsınız. Böyle zamanlarda bir sevgi ifadesinin bir başkasının acıyı deneyimlemesine nasıl neden olabileceği sizin için açıktır. Böyle zamanlarda şunu sormakla iyi edersiniz. Sevgi şimdi ne yapardı? Sadece sevginizin hali hazırdaki hedefi için duyduğunuz değil, başkaları için duyduğunuz sevgiden de bahsediyorum.'' Fakat böyle bir temel kural pratikte herkesi sevmemizi engelleyebilir. Bir başkasının sevgi adına yaptığı bir şeyden dolayı canının yandığını iddia eden birisi her zaman çıkabilir. Tanrı Evet, hiçbir şey türünüz arasında onu gerçekten iyileştirecek şeyden daha fazla acı doğurmamıştır. Bu neden peki? Tanrı sevginin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Nedir peki? Tanrı koşulsuz, sınırlanmamış ve gereksinimsiz olandır. Koşulsuz olduğundan ifade edilmesi için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Karşılığında hiçbir şey istemez. Karşılık olarak bir şey yapmak gerekmez. Sınırlandırılmamış olduğu için bir başkasına bir sınır getirmez. Bir son tanımaz fakat sonsuza dek devam eder. Sınır ya da engel deneyimlenmez gereksinimsiz olduğu için özgürce verilen haricinde bir şey aramaz. İstenmeden verilen hiçbir şeyi almayı amaçlamaz. Neşeyle kabul edilmeyen hiçbir şeyi vermeye çalışmaz ve özgürdür. Özgürlük tanrının esası olduğu ve sevgi tanrının ifade edilmesi olduğu için sevgi özgürdür. Bu şimdiye dek duyduğum en güzel tanımlama. Tanrı eğer insanlar bunu anlamış ve yaşamış olsalar her şey değişirdi. Senin bunu anlamaları ve yaşamaları için onlara yardım etme fırsatın var. Öyleyse bunu öncelikle benim anlamam daha iyi olur. Sevgi özgürlüktür demekle neyi kastediyorsun? Ne yapma özgürlüğü? Tanrı, gerçekte kim olduğunuzun en keyifli parçasını ifade etme özgürlüğü. Hangi parça bu? Tanrı, her şeyde ve herkeste bir olduğunuzu bilen parça. Bu, varoluşunuzun gerçeği, bir an önce bir şekilde deneyimlemeyi amaçladığınız benliğin bir durumudur. Bu tür bir birlik duygusunun hissettiğimiz bir insanla her ilişkiye geçtiğimizde deneyimlemeye çalıştığımız şey buydu. Bu bir olma duygusunu hissettiğimiz birisiyle her ilişkide olduğumuzda bunu deneyimlemeyi amaçlarız. Ve zor olan bu bir olma duygusunu birden fazla kişiyle yaşayabilmemizdir. Tanrı, gerçekten de öyle. Üst düzeyde gelişmiş bir varlık bunu herkes için her zaman hisseder. Bunu nasıl belli etmiyorlar? Tanrı, bakalım soruyu doğru anlamış mıyım? Her zaman herkesle bir olma duygusunu nasıl mı belli etmiyorlar? Evet, başlarını belaya sokmadan bunu nasıl başarabiliyorlar? Tanrı ne tür bir bela? Her türden bela olabilir. Karşılık görmeyen aşk, yerine getirilmeyen ümitler, kıskanç partnerler. Sen söyle. Tanrı, sevgi diye adlandırılan deneyim nedeniyle gezegeninizde acı ve dert olmasının ana nedenini, birbirinizi sevmeyi ve Tanrı'yı sevmeyi bu kadar zor bulmanızın ana nedenini açıklayan bir konuyu açtın konuyu buraya getirmen çok iyi oldu. Çünkü Tanrı ile gerçek ve devamlı bir dostluk kurmanın üçüncü adımı Tanrı'yı sevmektir. 8. Öyleyse gözden geçirmek gerekirse Tanrı'ya giden üç adım Tanrı'yı tanımak, Tanrı'ya güvenmek, Tanrı'yı sevmektir. Tanrı doğru. Herkes Tanrı'yı sever. Bu sonuncusu kolay olmalı. Tanrı, madem bu kadar kolay, neden içinizden birçoğu bunu yapmakta bu kadar zorlanıyor? Çünkü seni sevmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Tanrı, ve çünkü birbirinizi sevmenin de nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Üçüncü adım, birini ihtiyaç duymadan sevmenin duyulmadığı, bir başkasının koşulsuzca sevilmesinin çok seyrek görüldüğü ve herkesi sınırlama olmadan sevmenin yanlış diye öğretildiği bir gezegende hiç de kolay olamaz. İnsanoğlu her zaman herkeste bir olmanın başlarını belaya sokacağı bir hayat tarzı geliştirmiştir. Ve bu belanın ana nedenlerine de isim vermişsiniz. Bunları üç büyük sevgi tüketici diye adlandırabilirsin. Bir ihtiyaç duyma, iki beklenti, üç kıskançlık. Bu üçünden biri var olduğunda bir başkasını gerçekten sevemezsin ve hepsini bırak, Bunlardan birine bile düşkünlük gösteren bir tanrıyı kesinlikle sevemezsin. Halbuki siz bu tür bir tanrıya inanıyorsunuz ve bunun sizin tanrınız için iyi olduğunu söylediğinizde aynı zamanda kendiniz için de iyi olduğunu söylemiş oluyorsunuz. İşte birbiriniz için sevginizi yaratmayı ve muhafaza etmeyi amaçladığınız çevre bu. Size kıskanç, müthiş beklentileri olan sizin için hissettiği sevgi karşılık görmezse sizi hiç bitmeyen bir lanetle cezalandıracak kadar muhtaç bir tanrı öğretilmiş. Bu öğretiler artık kültürel tarihinizin bir parçasıdırlar. Ruhunuza o kadar gömülmüşler ki onları köklerinden sökmek büyük bir girişim olacaktır ve bunu yapana dek beni bırakın birbirinizi gerçekten sevmeyi bile umamazsınız. Ne yapabiliriz? Tanrı, bir sorunu çözmek için öncelikle onu anlamalısınız. Bu özel sorunu unsurlarına ayırarak bakalım. İhtiyaç duyma hali en büyük potansiyel sevgi katilidir. Türünüzün birçok üyesi sevgi ile ihtiyaç arasındaki farkı bilmemekteler. Ve bu nedenle de bunları birbirine karıştırmakta ve bunu her gün yapmaya devam et etmekteler. İhtiyaç sizde olmayan bir şeyin sizin dışınızda bir yerde olduğu ve mutlu olmak için buna gereksinim duyduğunuzu düşünmenizdir. Buna ihtiyaç duyduğunuza inandığınız için ona sahip olmak için neredeyse her şeyi yaparsınız. Gerek duyduğunuz şeyi ele geçirmeyi amaçlarsınız. Çoğu insan gereksinim duyduklarını düşündükleri şeyi ticaret yoluyla elde ederler. Sahip oldukları bir şeyi sahip olmak istedikleri şey karşılığında verirler. Sevgi diye adlandırdıkları da bu yöntemdir. Evet, bu tartışmayı daha önce de yapmıştık. Tanrı, evet yapmıştık. Fakat bu sefer bir adım daha ileri gidelim. Çünkü sevgi hakkındaki bu düşünceye nasıl sahip olduğunuzu anlamak önemlidir. Birbirinize karşı duyduğunuz sevgiyi göstermenin yolunun bu olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü size Tanrı'nın size olan sevgisini bu yolla gösterdiği öğretildi. Tanrı ticari bir ilişkiye bağlı olarak çalışır. Eğer beni severseniz ben de sizi cennete sokarım. Eğer beni sevmezseniz sokmam. Birisi size Tanrı'nın tarzının bu olduğunu söylemiş ve sizin tarzınızda aynısı olmuştur. Senin de söylediğin gibi Tanrı için yeterince iyi olan benim için de iyi olmalıdır. Tanrı kesinlikle bu nedenle de mitolojinizde her gün yaşadığınız bir hikaye yaratmışsınız. Aşk şarta bağlıdır. Halbuki bu doğru değil, bir efsanedir. Sizin kültürel tarihinizin bir parçası olsa da tanrının gerçekliği değildir. Gerçekte tanrının hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve bu nedenle de sizdeki hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Tanrı nasıl herhangi bir şeye ihtiyaç duyabilir ki? Tanrı her yerdedir, her şeydir hareket etmeyen hareket ettiricidir. Tanrı'nın ihtiyaç duyduğunu düşündüğünüz her şeyin kaynağıdır. Her şeye sahip olduğum, her şey olduğum ve hiçbir şeye ihtiyaç duymadığımı anlamak beni tanımanın bir parçasıdır. Tanrı ile dost olmanın birinci adımı. Tanrı, evet, bir kez beni tanıyınca benim hakkımdaki miti de parçalamaya başlarsınız. Benim kim olduğum ve nasıl olduğum hakkındaki fikrinizi değiştirirsiniz ve bir kez benim nasıl olduğum hakkındaki fikrinizi değiştirdiğinizde sizin nasıl olmanız gerektiği hakkındaki fikrinizi de değiştirmeye başlarsınız bu değişimin başlangıcıdır bunu tanrı ile dost olmak yapar sizi değiştirir bu konu beni çok heyecanlandırdı şimdiye kadar hiç kimse bana bunu bu kadar basit bu kadar açık anlatmadı Tanrı, öyleyse dikkatledin de. Çünkü şimdi her şeyi en iyi şekilde açıklığa kavuşturan şey geliyor. Siz Tanrı'nın bir sureti olarak yaratıldınız. Bunu hep biliyordunuz. Çünkü bu da size öğretildi. Fakat benim suretimin nasıl olduğu hakkında yanıldınız. Bu nedenle de sizin suretinizin nasıl olabileceği konusunda da yanıldınız. Beni ihtiyaçları olan bir Tanrı olarak hayal ettiniz. Bunların arasında. Sizin beni sevmeniz ihtiyacı da var. Şimdi bazı kiliseleriniz bunun sizin sevginize duyulan bir ihtiyaç değil, bir arzu olduğunu söylüyorlar. Sadece sizin beni sevmeniz için bir arzu duyduğumu fakat bunun için sizi asla zorlamayacağımı söylüyorlar. Fakat elde edemediğim takdirde size ebediyen işkence etmeyi isteyeceksem bu arzu bir ihtiyaç değil mi? Ne tür bir arzudur bu? ve ayrıca benim suretim olarak yaratılmış olduğunuz için aynı türde bir arzu duymayı normal buldunuz. Bu nedenle de kendi ölümcül cazibenizi yaratmış oldunuz. Fakat şimdi size benim ihtiyaçlarım olmadığını söylüyorum. Benim dışımda olanın tümünü ifade etmek için gerek duyduğum her şey bende olanın tümüdür. Bu Tanrının gerçek doğasıdır. Bu sizin yaratıldığınız surettir. Bunun harikalığını ve içerdiklerini görüyor musunuz? Siz de ihtiyaçlardan bağımsızsınız. Tam anlamıyla mutlu olmak için ihtiyaç duyduğunuz hiçbir şey yok. Sadece olduğunu düşünüyorsunuz. En derin, en mükemmel mutluluk içinizde ve bunu bir kez buldunuz mu, sizin dışınızda hiçbir şey ne buna üstün gelebilir ne de yok edebilir. Ah, nasihatlerdeki eski mutluluk. Fakat nasıl oldu da ben bunu yaşamadım. Tanrı Çünkü bunu aramadın. Kendinin en büyük parçasını kendinin dışında deneyimlemeye çalıştın. Başkalarının senin aracılığınla kim olduklarını deneyimlemelerine imkan tanımaktansa kim olduğunu başkalarının aracılığıyla deneyimlemeye çalıştın. Ne diyorsun? Bunu bir daha söyler misin? Tanrı başkalarının senin aracılığınla kim olduklarını deneyimlemelerine imkan tanımaktansa, kim olduğunu başkalarının aracılığıyla deneyimlemeye çalıştığını söylüyorum. Bu bana söylediğin belki de en önemli şey. Tanrı, bu tamamıyla sezgisel bir ifadedir. Bu da ne demek? Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Tanrı, hayattaki ifadelerin çoğu sezgiseldir. Neden veya nasıl olduklarını bilmeden önce doğru olduklarını bilirsin. İspat, kanıt, mantık ve neden gibi bir şeyin gerçek olup olmadığını ve böylece de önemli olup olmadığını belirlemek için kullandığınız araçları aşan daha derin bir anlayıştan gelirler. Bazen sadece tınısından bir şeyin önemli olduğunu bilirsiniz. Bu şeyde gerçeğin tınısı vardır. Tüm hayatım boyunca başkalarının benim hakkımda söylediklerine inandım. Başkalarının benim hakkımda söylediklerini ve söylemiş olduklarını değiştirmek için davranışlarımı, kim olduğumu değiştirdim. Senin de demiş olduğun gibi bu kelimenin tam anlamıyla kendimi başkalarının aracılığıyla deneyimlememdi. Tanrı, pek çok insan bunu yapar. Fakat ustalığa ulaştığında başkalarının senin aracılığınla kim olduklarını deneyimlemelerine imkan tanıyacaksın. Bir ustayı da gördüğünde işte böyle tanıyabilirsin. Usta seni gören kişidir. Usta seni kendine geri verir. Çünkü usta seni tanır ve bu nedenle de bir kez daha kendini tanırsın. Kendini tekrar gerçekten olduğun gibi tanırsın. Bir usta olursun ve artık başkalarının aracılığıyla kendini tanımaya çalışmaz. Başkalarının senin aracılığınla kendilerini tanımalarına yardım etmeyi seçersin. Bunun için gerçek bir ustanın en çok öğrencisi olan değil, en fazla usta yaratan kişi olduğunu söyledim. Bunun gerçekliğini nasıl deneyimleyebilirim? Yürekten mutlu olmak için gereksinim duyduğum, hem dışında kalarak hem de onu bularak olumlamaya ihtiyaç duymaktan nasıl vazgeçebilirim? Tanrı yürekten ilerle. Yürekte olanı bulmak için yürekten ilerle. Eğer yürekten ilerlemezsen, onsuz ilerlersin. Bunu da daha önce söylemiştin. Tanrı, aslında tüm bunları seninle daha önce paylaşmıştım. Tüm bu bilgelik sana verilmişti. En büyük gerçekleri duymak için seni beklettiğimi düşünebiliyor musun? Bunları sadece Tanrı ile yaptığın önceki sohbetlerde değil, her yerde duydun. Sadece zaten açıklanmış olanın açıklanması haricinde burada bir şey açıklanmıyor hatta bu sana da açıklanmıştı ve sana verilmiş olan bu açıklama ruhunun derinliklerinde yatıyor buna bir kez göz atsan bir an için bunu deneyimlesen senin dışında olan hiçbir şeyin senin içinde olanla karşılaştırılamayacağını herhangi bir dış uyarıcıdan ya da kaynak sayesinde duyduğun hiçbir hissin içindeki birlikten doğan neşe gibi olmadığını gayet iyi anlayacaksın. Tekrar söylüyorum. Mutluluğun bulunduğu yer senin içindedir. Orada bir kez daha kim olduğunu hatırlayacak ve bir kez daha kendinin dışındaki hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını deneyimleyeceksin. Orada benim suretim şeklinde kendi görüntünü göreceksin ve başka herhangi bir şey için duyduğun ihtiyaç sona erdiği gün gerçek sevmeyi ve gerçekten sevilmeyi başarabileceksin. O kadar büyük bir güçle, zerafetle ve belagatla konuşuyorsun ki çoğu zaman seni dinlerken nefesim kesiliyor. Fakat bir kez daha yürekten nasıl ilerleyebileceğimi söyle. Kendimi nasıl, kendisinin dışındaki hiçbir şeye ihtiyaç duymayan biri olarak tanıyabilirim? Tanrı, sadece sakin ol, Sessizlik içinde kendinle ol. Bunu sık sık yap, her gün yap. Hatta mümkünse her saat küçük dozlar halinde yap. Sadece dur. Tüm eylemlerini durdur. Tüm düşüncelerini durdur. Bir süreliğine sadece ol. Bir an için bu her şeyi değiştirebilir. Her gün şafak sökerken kendine bir saat ayır. Orada o kutsal anda kendinle karşılaş. Sonra gününe devam et. Farklı bir insan olacaksın. Meditasyondan bahsediyorsun. Tanrı, sınıflandırmalara ya da bir şeyleri yapmanın belli yollarına takılıp kalma. Dinin yaptığı budur. Dogmaların yapmak istedikleri de budur. Bunun çevresinde bir etiket ya da kurallar zinciri yaratma. Meditasyon dediğin şey kendinle olmaktan ve bu sayede de kendin olmaktan öte bir şey değildir. Bunu pek çok yolda yapabilirsin. Bazılarınız için sakince oturmak meditasyon gibi görünebilir. Başkaları için doğada tek başına yürümek olabilir. Ellerinde ve dizlerinde fırçalar olduğu halde taş bir yüzeyi ovalamak da bir meditasyon olabilir ki keşişlerin pek çoğu bunu keşfetmişlerdir. Manastıra gelip de bunu gören insanlar ne kadar zor bir hayat diye düşünebilirler halbuki keşiş son derece mutlu son derece barış içindedir Bir an önce yeri ovalamaktan kurtulmayı düşünmez ovalamak için bir başka yer arar Bana bir başka fırça daha verin ellerimin ve dizlerimin üzerinde burnum parke taşından bir karış yukarıda geçireceğim bir saat daha verin bana Size şimdiye dek gördüğünüz en temiz yeri vereyim ve ruhum da bu işlem sırasında temizlenecektir. Mutluluğu kendinin dışındaki herhangi bir şeylerde arama düşüncesinden temizlenecektir. Hizmet etmek meditasyonun gizli bir şeklidir. Pekala diyelim ki gerçekten mutlu olmak için bir başkasındaki hiçbir şeye ihtiyacım olmadığını keşfettim. Bu beni antisosyal yapmaz mı? Tanrı tam tersine bu seni hiç olmadığın kadar sosyal yapacaktır. Çünkü artık kaybedecek hiçbir şeyin olmadığını açıkça göreceksin. Hiçbir şey kaybedeceğiniz bir şey olduğu düşüncesinden daha fazla birbirinizi sevmenizi engelleyemez. Aynı nedenden dolayı da beni sevilmesi zor ve korkutucu buluyorsunuz. Çünkü size beni doğru tarzda, doğru zamanda ...ve doğru nedenlerden dolayı sevmezseniz öfkeleneceğim söylendi. Benim kıskanç bir tanrı olduğum ve sevginizi benim istediğim haricinde... ...herhangi bir tarzda ve şekilde kabul etmeyeceğim söylendi. Hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olamaz. Üstelik gerçek asla farkındalığınızın uzağında değildir. Sizde bulunan hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu nedenle de sizden hiçbir şey istemiyor... Sizdeki hiçbir şeyi aramıyor ve arzulamıyorum. Size duyduğum sevgi koşulsuz ve sınırsızdır. Beni doğru tarzda sevseniz de sevmeseniz de cennete geri döneceksiniz. Çünkü gidecek başka bir yer yok. Bu nedenle de ebedi hayatınız ve ebedi ödülünüz garanti altındadır. Tanrı ile sohbetlerde sevişmenin cinsel esrimeyi deneyimlemenin bile bir tür meditasyon sayılabileceğini söylemiştin. Tanrı, bu doğru. Fakat bu kendi başına olmaz ki, bir başkasıyla yapılması gerekli. Tanrı, o zaman gerçekten aşık olmanın ne olduğunu bilmezsiniz. Çünkü gerçekten aşık olduğunuzda odanın içinde yalnızca ikinizden biri vardır. Bir başkasıyla birlikte olma olarak başlayan şey bir olma deneyimi haline alır. Gerçekten de cinsel ifadenin ve sevginin her türünün tüm amacı da budur. Her şey için bir cevabın var. Tanrı, öyle olduğunu umarım. Peki, diğer iki sevgi tüketiciye, beklenti ve kıskançlığa ne oldu? Tanrı, birbirinizle ve benimle olan ilişkinizin içinden ihtiyaç faktörünü çıkarıp atsanız bile beklentiyle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hayatınızdaki bir başka kişinin özel bir rol oynaması, onun size olduğunu düşündüğünüz gibi ya da olması gerektiğini düşündüğünüz şekilde görünmesi durumudur. Tıpkı ihtiyaç gibi beklentiler ya da ümitler de ölümcüldür. Beklentiler özgürlüğü azaltır ve özgürlük sevginin esasıdır. Birini sevdiğinizde kendisi gibi olabilmesi için ona tam bir özgürlük bahşedersiniz. Çünkü bu ona verebileceğiniz en büyük armağandır. Ve sevgi her zaman en büyük armağanı verir. Size verdiğim en büyük armağan da budur. Fakat size bunu verdiğimi düşünemiyorsunuz. Çünkü böylesine büyük bir sevgiyi hayal bile edemiyorsunuz. Bu nedenle de size sadece yapmanızı istediğim şeyleri yapma özgürlüğü vermiş olmam gerektiğine karar verdiniz. Evet, dinlerseniz size her şeyi yapma, istediğiniz her şeyi seçme özgürlüğü verdiğimi söylüyorlar. Fakat size tekrar soruyorum. Eğer seçmenizi istemediğim bir şeyi seçtiğiniz için size sonsuza dek işkence yapacaksam ve ebediyen lanetleyeceksem sizi nasıl özgür kılmış olurum? Hayır, sizi muktedir kılmış olurum. İstediğiniz her şeyi seçmeye muktedir olursunuz fakat özgür olmazsınız. Tabii eğer sonuçlarını umursamıyorsanız ve tabii ki hepiniz umursarsınız. Yani olayı şu şekilde yapılandırdınız. Eğer size cenneti bahşediyorsam sizin de benim istediğim tarzda davranmanızı umuyorum demektir. Ve bunu da Tanrı'nın sevgisi olarak adlandırdınız. Sonra da kendinizi aynı beklenti durumuna soktunuz. Ve bunu da sevgi olarak adlandırdınız. Halbuki bu hiçbir durumda sevgi değil. Çünkü sevgi özgürlüğün sağlandığının haricinde hiçbir şey ummaz. Ve özgürlük hiçbir beklentiyi bilmez. İhtiyacınız olduğunu düşündüğünüz bir insana ihtiyaç duymadığınızda işte o zaman beklentiden kurtulabilirsiniz. Beklenti pencereden çıkar gider. Böylece insanları gerçekten oldukları gibi seversiniz.'' Fakat bu sadece kendinizi gerçekten olduğunuz gibi sevdiğinizde meydana gelebilir ve beni gerçekten olduğum gibi sevdiğinizde meydana gelebilir. Bunu yapabilmek için beni olduğum gibi tanımalısınız. Olduğumu hayal ettiğiniz gibi değil. İşte bu nedenle Tanrı ile dost olmanın ilk adımı Tanrı'yı tanımak, ikinci adımı tanıdığınız Tanrı'ya güvenmek, ardından da tanıdığınız ve güvendiğiniz Tanrı'yı sevmektir. Bunu Tanrı'ya tanıdığınız ve güvendiğiniz birine davrandığınız gibi davranarak yapabilirsiniz. Tanrı'yı koşulsuzca sevebilir misiniz? Bu büyük bir sorudur. Belki de tüm bu zaman boyunca sorunun Tanrı'nın sizi koşulsuzca sevip sevemeyeceği olduğunu düşündünüz. Ama asıl soru siz Tanrı'yı koşulsuzca sevebiliyor musunuz? Çünkü benim sevgimi Sadece sizinkini bana verdiğiniz şekilde alıyorsunuz. Ah tanrım, bu çok önemli bir söz. Bir kez daha bunu tekrarlamanı isteyeceğim. Sadece şöyle bir geçip gitmesini istemiyorum. Tanrı, Tanrı'nın sevgisini sadece kendinizinkini Tanrı'ya verdiğiniz şekilde alabilirsiniz. Sanırım bu insan ilişkileri içinde geçerli. Tanrı, elbette bir başkasının sevgisini sadece kendi sevginizi ona verdiğiniz biçimde alabilirsiniz. Size kendi tarzlarında ve kendileri istediği sürece sevebilirler. Sevgiyi sadece kendi tarzınızda alabilirsiniz. Başkalarının deneyimlemesine izin vermediğinizi deneyimleyemezsiniz. Ve bu da bizi bu cevaptaki son faktöre götürür: kıskançlık. Tanrıyı kıskanç bir şekilde sevmeye karar vermenin sonucunda Kıskanç bir şekilde seven tanrı mitini yarattınız. Dur bir dakika. Seni kıskandığımızı mı söylüyorsun? Tanrı, kıskanç tanrı fikrinin nereden çıktığını sanıyorsun? Elinizden geldiğince sevgimi tayin etmeye çalıştınız. Bunun tek sahibi olmaya çalıştınız. Benim üzerimde hak iddia ettiniz ve bunu çok şiddetle yaptınız. Sizi sadece sizi sevdiğimi beyan ettiniz. Siz seçilmiş halksınız. Siz Tanrı'nın koruması altındaki milletsiniz. Siz tek gerçek kilisesiniz. Ve bu itibar konusunda o kadar kıskançsınız ki beni sadece kendinize ayırıyorsunuz. Eğer birisi Tanrı'nın tüm insanları eşit bir biçimde sevdiğini, tüm dinleri kabul ettiğini, tüm milletleri kucakladığını iddia etse bunu günaha girme sayıyorsunuz. Tanrı'nın sizin söylediğiniz tarzan başka bir tarzda sevdiğini düşünmenin günah olduğunu söylüyorsunuz. George Bernard Shaw tüm büyük gerçeklerin günahla başladığını söylemiş. Tanrı haklıydı. Bu kıskançlığın hüküm sürdüğü sevgi benim sevgim değil. Esasında bu sizin benim sevgimi anlama tarzınız. Çünkü siz de beni bu tarzda sevdiniz. Ayrıca birbirinizi de bu tarzda sevdiniz. Bu da sizi öldürdü kelimenin gerçek anlamından kastediyorum. Kıskançlığınız nedeniyle birbirinizi ve kendinizi öldürdünüz. Birisini seviyorsanız, ona sadece sizi sevmesini söylüyorsunuz. Bir başkasını severse kıskanıyorsunuz. Ve bunun ne başı ne de sonu var. Çünkü sadece başkalarını kıskanmıyor, aynı zamanda işleri, hobileri, çocukları ya da sevdiğiniz kişinin dikkatini sizden ayıran herhangi bir şeyi kıskanıyorsunuz. Bazılarınız bir köpeği ya da golf oyununu bile kıskanıyor. Kıskançlığın pek çok şekli var, pek çok yüze sahip ve hiçbiri de güzel değil. Biliyorum, bir zamanlar çok aşık olduğum Dawn isimli bir kadını deliler gibi kıskanıyordum. Bunu kendisine ifade ettiğimde bana çok kısaca şöyle demişti. Neil, senin bu yönün hiç de çekici değil. Bunu asla unutmadım duygu olmadan çok basitçe söylenmişti. Gerçekti. Benim söylemiş olduğum şey hakkında tartışma yoktu ve onun söylemiş olduğu hakkında da uzun bir tartışmaya da girişilmedi. Bunu sadece söyledi. Kırıcıydı. Tanrı, Dağın sana büyük bir armağan vermiş. Evet verdi. Hala kıskançlık benim için aşılması zor bir şey. Ne zaman ondan kurtulduğumu düşünsem daha da güçleniyor. Sanki saklanıyor, ve ben onun orada olduğunu bilmiyorum. Aslında orada olmadığına bile yemin ederim ve sonra işte orada Tanrı bunun üzerinde çalışman yeterli. Onun ne için olduğunu biliyorsun ve bu iyi. Fakat ondan nasıl kurtulabilirim? Kıskançlıktan tamamen kurtulmuş bazı insanlar tanıyorum. Bunu nasıl yapıyorlar? Ben de yapmak istiyorum. Tanrı yani kıskanç olmayan insanları kıskandığını mı söylemek istiyorsun? Bu epeyce komik. Kurnazsın, çok kurnazsın. Bunu biliyor musun? Tanrı, elbette biliyorum. Devam etmemi sağlayan ne sanıyorsun? Pekala, öyleyse yanıt nedir? Mutluluğun sizin dışınızdaki herhangi bir şeye bağlı olduğu fikrinden kurtulduğunda kıskançlıktan da kurtulursun. Sevginin senin verdiğin karşılığında aldığın ticari bir mal olduğu düşüncesinden kurtul ve kıskançlıktan da kurtulursun. Bir başkasının zamanı ya da enerjisi ya da kaynağı ya da sevgisi üzerinde hak iddia etmekten kurtul. Kıskançlıktan da kurtulursun. Evet fakat bunu nasıl yapabilirim? Tanrı hayatını yeni bir sebep için yaşa. Amacının ondan aldığınla hiçbir ilgisi olmadığını, aksine ona kattığın her şeyle ilgisi olduğunu anla bu ilişkiler içinde de geçerlidir. Hayatın amacı, kim olduğun hakkında sahip olduğun en büyük görüntünün bir sonraki en büyük versiyonunda seni yeniden yaratmaktır. Gerçek kendini ilan etmek ve olmak, ifade etmek ve tamamlamak, deneyimlemek ve tanımaktır. Bunun için hayatında bir başka kişiye, özel birisine ihtiyacın yok. İşte bu yüzden kimseye ihtiyaç duymadan başkalarını sevebilirsin. Çoğu insan belli bir derecede duygusal güvenlik istiyor ve bu olmadan bir sevgili ya da eş olmadan sevgi istesen de istemesen de ölüyor. Tanrı, hayır ölen sevgi değil ihtiyaç ölüyor. Artık kimseye ihtiyacınız olmadığına karar veriyorsunuz. Aslında bu kişiye ihtiyaç duymamak istiyorsunuz. Çünkü çok can yakıyor ve şu karara varıyorsunuz. Artık senin beni sevmene ihtiyacım yok. Git ve kimi istiyorsan onu sev. Ben artık yokum. İşte olan bu. İhtiyacı öldürüyorsunuz. Sevgiyi değil. Aslında bazılarınız sevgiyi sonsuza dek taşıyor. Arkadaşlarınız hala karşılık görmeden sevdiğinizi söylüyorlar. Ve seviyorsunuz. Bu sevginizin ışığı ihtirasınızın alevidir hala içinizde yanmakta, başkalarının görebileceği kadar parlak bir şekilde parlamaktadır. Bu kötü değil. Kim ve ne olduğunuzu söylediğinizi ve ne olmayı seçtiğinizi ilan ettiğiniz göz önüne alındığında olması gereken de budur. Birine karşılıksız bir aşk duyduğumuz için asla bir başkasına aşık olamadığımızı mı söylemek istiyorsun? Tanrı, neden bir başkasını sevmek adına birisi için duyduğunuz sevgiden vazgeçmek zorunda olasınız ki, bir seferde birden fazla sevemiyor musunuz? Çoğu kişi sevemez, bu şekilde değil. Tanrı, cinsel olarak mı demek istiyorsun? Romantik olarak demek istiyorum, yani bir hayat arkadaşı olarak. Bazı insanlar bir partnere ihtiyaç duyarlar, çoğu insan bunu yapar. Tanrı, zorluk çoğu insanın sevgi ile ihtiyacı karıştırın karıştırmasındadır. Bu iki kelimenin ve iki deneyimin birbiriyle değiştirilebileceğini sanıyorlar. Değiştirilemezler. Birini sevmenin ona ihtiyaç duymayla hiçbir ilgisi yoktur. Birini aynı zamanda hem sevebilir hem de ona ihtiyaç duyabilirsiniz. Fakat ona ihtiyaç duyduğunuz için onu sevemezsiniz. Eğer ona ihtiyaç duyduğunuz için seviyorsanız gerçekte onu değil daha çok onun size verdiklerini seviyorsunuzdur. Bir başkasını size ihtiyacınız olanı verse de vermese de olduğu gibi seviyorsanız onu gerçekten seviyorsunuz demektir. İhtiyaç duymayla hiçbir ilginiz olmadığında onu gerçekten seviyorsunuz demektir. Unutmayın ki sevgi koşulsuzdur, sınırlandırmasızdır ve gereksinmezsizdir. Ben sizi böyle seviyorum. Halbuki bu aldığınızı hayal edemediğiniz bir sevgi çünkü ifade etmeyi bile hayal edemiyorsunuz ve bu tüm dünyanın kaderidir. Şimdi üst derecede gelişmiş varlıklar olmaktan bahsettiğinizi göz önüne alırsak sizin deyiminizle sadakatsizlik uygun değildir. İşte bu yüzden işe yaramaz. Size gitmek istediğinizi söylediğiniz yere götürmez. Çünkü sadakatsizlik gerçek değildir ve ruhunuzun derinliklerinde bir yerlerde üst derecede gelişmiş varlıkların önce sonra ve her zaman gerçeğin içinde yaşadıklarını ve nefes aldıklarını ve varlıklarını devam ettirdiklerini bilir ve anlarsınız. Gerçek onların bahsettikleri bir şey değil, oldukları bir şeydir. Üst derecede gelişmiş varlıklar olmak için her zaman gerçek olmalısınız. Öncelikle kendinize karşı dürüst olmalısınız. Sonra bir başkasına, sonra da herkese ve kendinize karşı dürüst olmazsanız hiç kimseye karşı dürüst olamazsınız. Bu nedenle sadece kendisini sevmenizi isteyen birisinden başkasını seviyorsanız bunu ona açık bir şekilde, dürüstçe, doğrudan ve hemen söylemelisiniz. Ve bu kabul edilir mi? Tanrı kimsenin bir şeyi kabul etmesine gerek yoktur. Üst düzeyde gelişmiş varlıklar arasındaki, üst düzeyde gelişmiş ilişkilerde Herkes sadece kendi gerçeğini yaşar ve herkes kendi yaşadığı gerçekten bahseder. Eğer birisiyle bir şey olursa, bu sadece kabul edilmiştir. Eğer bir şey birisi için kabul edilmezse, bu sadece konuşulmuştur. Gerçek her zaman herkeste her şey hakkında paylaşılır. Bu bir kutlama gibi yapılır, bir teslimiyet gibi değil. Gerçek kutlanacak bir şey olmalıdır, kabul edilecek bir şey değil. Oysa utanmanız gerektiği söylenen bir gerçeği kutlayamazsınız ve size kimi nasıl ne zaman ve niçin sevdiğinizden daha fazla utanmamanız söylendi. Arzularınızdan tutkularınızdan dans etmekten krem şantiye ve diğer insanlara kadar sevgi duyduğunuz her şeyden utanmanız söylendi. En fazla da kendinize duyduğunuz sevgiden utanmanız söylendi. Oysa sevmesi beklenen kişiyi yani kendinizi sevemiyorsanız bir başka insanı sevmeyi nasıl bekleyebilirsiniz ki? Bu Tanrı ile karşılaştığınız gerçek bir ikilemdir. Eğer gerçek kendi özünüzü sevemiyorsanız beni nasıl sevebilirsiniz ki? Ve eğer kendi ihtişamınızı göremiyor ve ifade edemiyorsanız benimkini nasıl görebilir ve ifade edebilirsiniz ki? Tekrar söylüyorum. Tüm gerçek ustalar kendi ihtişamlarını ifade etmişler ve diğer insanları da bunu yapmaları için desteklemişlerdir. Kendi gerçeğinize giden yola koyulduğunuzda, kendi ihtişamınıza giden yola da koyulmuş olursunuz. Bu yol bundan sonra her zaman her konuda herkese doğruyu söyleyeceğinizi ilan ettiğinizde alınır ve doğru için yaşayacağınızı söylediğinizde. Bu kesin kararın içinde sadakatsizliğin yeri yoktur. Ayrıca birine bir başkasını sevdiğinizi söylemeniz sadakatsizlik değildir, dürüstlüktür ve dürüstlük sevginin en yüce şeklidir. Ah tanrım işte gene yaptın. Buzdolabında saklamak için bir tane daha. Bunu da bir daha tekrarlar mısın lütfen? Tanrı, dürüstlük sevginin en yüce şeklidir. Umarım bunu hatırlayabilirim. Tanrı, bunu buzdolabına koy. Yani bu konuda dürüst olduğun sürece bir başkasıyla birlikte olduğunu söylemenin doğru olduğunu söylüyorsun. Doğru anlamış mıyım? Tanrı: Bunu en uçucu kelimelere indirmiş bulunuyorsun. Şey, biz insanlar böyle yapıyoruz. Büyük gerçekleri alıp onları en basit sonuçlara indirmeyi seviyoruz. Sonra onlar hakkında gerçekten güzel tartışmalar yapabiliyoruz. Tanrı: Anlıyorum. Senin niyetinde bu mu? benimle bir tartışmaya mı girmek istiyorsun? Hayır, ben burada kendi engellerle dolu yolumda belli bir bilgeliğe ulaşmaya çalışıyorum. Tanrı, öyleyse söylediğim her şeyi dinlemek ve sözlerimin sadece birkaçından bir anlam yaratmak yerine hepsini daha geniş şartlar ve çevre içine yerleştirmen senin için yararlı olacaktır. Yanlış yapıyorsam düzeltilmesini istedim. Tanrı, sana doğrunun söylenmesini isteme, tavsiye iste. Düzeltme yanlış yapan kişiyi içindir. Tavsiye ise yönünü bulmak isteyen kişi için. Tanrı yönlendirir, düzeltmez. Tavsiye verir, suçlamaz. Ah lütfen! Tanrı, biliyorum biliyorum, bir başka araba çıkartması daha. Evet öyle, gerçekten öyle. Tanrı, istediğin kadar çok araba çıkartması yapabilirsin hatta tişört bile bu sözü her yere yay hiçbir şey seni durdurmasın bir film yap televizyon açık çekinme sevdiğinde sevginden de utanma utancı çıkar ve yerine kutlamayı yerleştir 9 seninle yaptığım sohbetler boyunca ilişkilerimin kutsal olduğunu öğrendim İlişkilerim hayatımın en önemli yanıdırlar. Çünkü kim olduğumu ve kim olmayı seçtiğimi bu ilişkiler yoluyla ifade edebilir ve deneyimleyebilirim. Tanrı ve sadece diğer insanlarla olan ilişkilerin değil, her yerde, her şeyle olan ilişkilerin, yaşamla ve yaşamın tüm elemanları ile olan ilişkin. Para, aşk, cinsellik ve Tanrı. Yani yaşamın dört köşe taşı ile olan ilişkin ağaçlarla, bitkilerle, hayvanlarla, kuşlarla, rüzgarla, gökyüzü, denizle, doğa ile ve benimle olan ilişkin de buna dahildir. Her şeyle olan ilişkim, benim kim ve ne olduğumu belirler. Bana söylediğine göre ilişki kutsal topraktır. Çünkü başka bir şeyle ilişkimin olmaması durumunda kendim hakkında hiçbir şey yaratamam, bilemem ve deneyimleyemem. Ya da senin de dediğin gibi benim olmadığımın yokluğunda ben olan da yoktur. Tanrı, hızlı öğreniyorsun dostum. Bir mesajcı olmaya başladın. Fakat bunu başkalarına açıklamaya çalıştığımda bazen ortadan kayboluyorlar. Bu kavram her zaman o kadar da kolay iletilemiyor. Tanrı, beyazlık benzetmesini kullanmayı dene. Evet, bu bana hemen yardımcı oluyor. Tanrı, duvarları beyaz, zemini beyaz, tavanı beyaz olan, köşeleri olmayan beyaz bir odada olduğunu düşün. Bu mekanda görülmez bir güçle asılı olduğunu hayal et. Orada yerle tavan arasında asılı duruyorsun. Hiçbir şeye dokunamıyorsun, hiçbir şey duyamıyorsun ve tüm görebildiğin beyazlık. Kendi deneyimin içinde ne kadar süre var olabileceğini düşünüyorsun pek uzun değil orada var olurdum fakat kendim hakkında hiçbir şey bilmezdim kısa sürede aklımı kaçırırdım tanrı gerçekte yapmakta olduğunuz da tam olarak bu kelimenin tam anlamında aklınızı kaçırıyorsunuz zihniniz girişi yapılan her veriden anlam çıkarma görevine ayrılmış olan bir parçanız ve hiçbir veri girişi olmayınca zihninizin de yapacak bir şeyi kalmıyor Aklınızı kaçırdığınız anda kendi deneyiminiz içinde var olmayı kesiyorsunuz. Ve böylece kendiniz hakkında özel herhangi bir şeyi bilmeyi durduruyorsunuz. Büyük müsünüz yoksa küçük mü bilemiyorsunuz. Çünkü sizin dışınızda kendinizle kıyaslayabileceğiniz hiçbir şey yok. İyi misiniz yoksa kötü mü bilemiyorsunuz. Hala burada mısınız bilemiyorsunuz. Çünkü orada hiçbir şey yok. Kendi deneyiminiz içinde kendiniz hakkında hiçbir şey bilemiyorsunuz. İstediğiniz her şeyi kavramsallaştırıyor fakat deneyimleyemiyorsunuz. Sonra tüm bunları değiştirecek bir şey oluyor. Orada duvarda küçücük bir nokta beliriyor. İşte sen ve işte duvardaki nokta. Birden tekrar bazı kararlar alabiliyorsunuz. Tekrar bazı deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Nokta orada bitiveriyor. veriyor. Bu da sizin orada olmanız gerektiği anlamına geliyor. Nokta sizden daha küçük. Siz ondan daha büyüksünüz. Duvardaki nokta ile ilişkiye girerek kendinizi tekrar tanımlamaya başlıyorsunuz. Nokta ile olan ilişkiniz kutsal olmaya başlıyor çünkü size benlik duygusunu geri veriyor. Şimdi odada yavru bir kedi beliriyor. Bunun kimin yaptığını bilmiyorsunuz bunun olmasına kimin neden olduğunu bilmiyorsunuz fakat müteşekkirsiniz çünkü artık bazı kararlar alınabilmekte kedicik daha narin görünüyor fakat siz daha akıllı görünüyorsunuz o daha hızlı siz daha güçlüsünüz odanın içinde daha başka şeyler de belirmeye başlıyor ve siz kişilik tanımınızı genişletmeye başlıyorsunuz birden kafanıza dank ediyor sadece başka bir şeyin varlığında kendinizi tanıyabiliyorsunuz. Bu başka şey, siz olmayan bir şey. Siz olmayan bir şeyin yokluğunda siz olan da var olmuyor. Çok büyük bir gerçeği hatırladınız ve bunu bir daha asla unutmamaya yemin ediyorsunuz. Diğer herkesi, yeri ve şeyi kollarınızı açarak hayatınıza memnuniyetle kabul ediyorsunuz hiçbirini reddetmiyorsunuz. Çünkü artık hayatınızda görünen her şeyin bir kutsama olduğunu, size kim olduğunuzu belirlemek ve kendinizi bu şekilde tanımak için büyük bir fırsat verdiğini görüyorsunuz. Fakat tek başıma beyaz bir odadaysam, zihnim ne olup bittiğini anlamaz mı? Hey, sadece beyaz bir odadayım. Hepsi bu. Rahatla ve tadını çıkar. demez mi? Tanrı elbette ilk başta der. Fakat kısa sürede hiçbir verinin girilmemesi durumunda ne düşüneceğini bilemez. Sonunda beyazlık, boşluk, hiçbir şeyin olmaması, yalnızlık galip gelecektir. Dünyanın akıl ettiği en büyük cezalardan biri nedir biliyor musun? Hücre hapsi. Tanrı, kesinlikle uzun süreler boyunca yalnız kalmaya dayanamıyorsunuz. En insanlık dışı hapishanelerde hücrede ışık bile yoktur. Kapı kapalıdır ve sen mutlak bir karanlık içindesindir. Okuyacak hiçbir şey, yapacak hiçbir şey, başka hiçbir şey yoktur. Tanrı, düşünme yaratıldığından beri kendi gerçekliğinizi yaratmaktan vazgeçtiniz. Çünkü zihniniz yaratabilmek için veri almalıdır. Zihninizin yarattığı şeyleri sonuçlar diye adlandırdınız ve hiçbir sonuca varamadığınızda onu bıraktınız aklınızı kaybettiniz. Gene de zihninizi terk etmek her zaman kötü değildir. Büyük anlayışlara erişmenin her anında bunu yaparsınız. Bu anlayışın zihninizden geldiğine inanmıyorsun değil mi? Şey, ben hep düşündüm ki... Tanrı, işte sorun burada. Sen hep düşünüyorsun. Bir kere de düşünmemeyi dene. Sadece olmayı dene. Bir sorunun üzerinde düşünmek yerine o sorunla birlikte olduğunda en büyük anlayış gelir. Çünkü düşünmek yaratıcı bir yöntemdir ve olmak bir farkındalık durumudur. Pek anlayamadım, anlamama yardım et. Ben sorunun düşünememek olduğunu sanıyordum. Beyaz odadaki kişi çıldırıyordu. Tanrı, ben çıldırdığını söylemedim, bunu sen söyledin. Ben zihnini bıraktığını söyledim. Kendi gerçekliğini yaratmayı durdurdu. Çünkü elinde veri yoktu. Şimdi uzun bir süre boyunca kendi gerçekliğini yaratmayı durdurmuşsa bu tek bir şey olabilir. Fakat bunu sadece bir an için yapmışsa ne olur? Kısa bir süre için böyle bir devre arası ona yardımcı mı olacaktır yoksa onu incitecek midir? Bu ilginç bir soru. Tanrı, düşünce, kelime ve iş yaratmanın üç derecesidir değil mi? Evet. Tanrı düşünürken bile yaratırsın. Her düşünce bir yaratmadır. Evet. Tanrı öyleyse bir sorun hakkında düşünürken bir çözüm yaratmayı amaçlıyorsundur. Elbette bunda yanlış olan nedir? Tanrı istersen bir çözüm yaratmaya çalışırsın ya da sadece zaten yaratılmış olan çözümün farkına varırsın. Bir kez daha Bizim gibi güç anlayanlar için bunu bir kez daha söyleyebilir misin? Tanrı, hiçbiriniz güç anlamıyor. Fakat bazılarınız çok yavaş bir yaratma metodu kullanıyor. Düşünerek yaratmaya çalışıyorsunuz. Göstermiş olduğumuz gibi bu yapılabilir. Fakat şimdi size yeni bir şey söyleyeyim. Düşünmek yaratmanın en yavaş yöntemidir. Unutmayın, zihniniz yaratmak için veriye sahip olmalıdır varlığınız ise kesinlikle hiçbir veriye ihtiyaç duymaz. İşte bu yüzden veri yanılsamadır. Ne olduğundan çok sizin oluşturduğunuz bir şeydir. Yanılsamadan yola çıkarak yaratmak yerine olan şeyden yola çıkarak yaratmaya çalışın. Zihin durumunuzdan yola çıkmak yerine olma durumundan yola çıkarak yaratın. Bunu anlamaya çalışıyorum fakat sanırım çok hızlı gidiyorsun. Tanrı bunun hakkında düşünerek bir cevap bulamazsın. Düşüncelerinden sıyrılmalısın. Düşüncelerini geride bırakmalısın ve saf varoluşa doğru ilerlemelisin. Gerçekten büyük yaratıcıların, gerçekten büyük sorun çözümleyicilerin onlara bir sorun verildiğinde hım bir süreliğine beni bununla bırakın dediklerini duymadın mı? Elbette. Tanrı evet, bahsettikleri de budur işte. Ve sen de aynı şeyi yapabilirsin. Sen de büyük bir sorun çözümleyici olabilirsin. Fakat bilmeceyi onun hakkında düşünerek çözeceğini hayal edersen yapamazsın. Hayır. Bir dahi olmak için delirmiş olmalısın. Bir dahi cevap yaratan kişi değildir. Cevabın hep orada olduğunu keşfeden kişidir. Dahi çözümü yaratmaz, çözümü bulur. Bu gerçekten bir keşif değildir, bir geri almadır dahi hiçbir şey keşfetmez sadece kaybolmuş olan şeyi tekrar bulur kaybolmuştu fakat şimdi bulundu dahi sizin hepinizin unutmuş olduğu şeyi hatırlayan kişidir çoğunuzun unuttuğu bir şey de her şeyin şimdinin ebedi anında var olduğudur tüm çözümler tüm cevaplar tüm deneyimler tüm anlayışlar gerçekte yaratmanız gereken hiçbir şey yoktur farkına varmanız gereken tek şey istediğiniz ve aradığınız her şeyin zaten yaratılmış olduğudur. Bu birçoğunuzun unutmuş olduğu bir şeydir. İşte bu nedenle cevap siz sormadan önce verilmiştir deyişini size hatırlatacak kişileri gönderdim. Öyle olmasa bunları size söylemezdim. Tüm bu şeyler hakkında düşünerek bir farkındalık durumuna ilerleyemezsiniz. Düşünerek farkına varamazsınız. Sadece farkına varabilirsiniz.'' Farkındalık bir var olma durumudur. Bu nedenle yaşamdaki bir şey hakkında zihniniz karışmışsa ya da şaşırmışsanız endişe etmemelisiniz. Bir sorununuz olduğunda ona kafa yormayın. Olumsuzlukla, olumsuz güçlerle ve duygularla çevrelendiğinizde kaygı duymayın. Onunla meşgul olduğunuzda ona itaat edersiniz. Anlamıyor musunuz? Ona önem verdiğiniz için onun tarafından kontrol ediliyorsunuz ailelerine boyun eğen çocuklar gibi olmayın düşüncenizden kurtulun unutmayın siz var olan insansınız endişe eden insan değil bu nedenle varoluşa doğru ilerleyin Bu da ne demek bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum Tanrı şu an nasılsın Altüst olmuş durumdayım çünkü tüm bu laf salatası içinde kaybolmuş durumdayım Tanrı Ah öyleyse nasıl olduğunu biliyorsun. Hayır kendimi nasıl hissettiğimi söylüyorum. Kendimi altüst olmuş hissediyorum. Tanrı işte olduğun şey bu. Hissettiğin şey olduğun şeydir. Sana duygunun ruhun dili olduğunu söylememiş miydim? Şey evet fakat bunu bu şekilde anlamamıştım. Tanrı iyi öyleyse artık daha anlayışlı oluyorsun. Evet biraz. Tanrı dediğimi duydun mu? neyi tanrı dedim ki artık daha anlayışlı oluyorsun bana ne demeye çalışıyorsun sana şimdinin her anında bir şey olduğunu söylüyorum ve hissettiğin şey tam olarak senin ne olduğundur hislerin asla yalan söylemez sana herhangi bir anda tam olarak senin ne olduğunu söylerler ve sadece nasıl olduğunu değiştirerek nasıl hissettiğini de değiştirebilirsin yapabilir miyim? Bunu nasıl yapabilirim? Tanrı, bir başka yol olmayı seçebilirsin. Bu pek mümkün görünmüyor. Hissetme yolum, hissetme yolumdur. Bunu kontrol edemem. Tanrı, hissettiklerin var olma tarzına bir yanıttır. Ve bunu kontrol edebilirsin. Sana burada söylediğim de bu. Varoluş, kendini yerleştirdiğin bir durumdur. Bir cevap değil. Hissetmek bir cevaptır. Fakat var olmak değildir. Hislerin varoluşuna bir cevaptır. Fakat varoluşun hiçbir şeye cevap değildir. Bir seçimdir. Ne olduğumu seçiyor muyum? Tanrı, gerçekten de seçiyorsun. Nasıl oluyor da bunun farkına varmıyorum? Bunun farkındaymışım gibi gelmiyor. Tanrı, çoğu insan bunun farkında değildir. Çünkü çoğu insan kendi gerçekliklerini yarattıklarını unutmuştur. Fakat bunu unutmuş olmanız yapmıyorsunuz anlamına gelmez. Sadece ne yaptığınızı bilmiyorsunuz anlamına gelir. Tanrım, onları affet çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Tanrı, kesinlikle. Fakat ne yaptığımı bilmiyorsam farklı bir şey yaptığımı nasıl bilebilirim? Tanrı, şimdi ne yaptığını biliyorsun. Tüm bu diyaloğun amacı buydu. Buraya seni uyandırmak için geldim. Şimdi uyanıksın, farkındasın farkındalık bir var olma durumudur. Sen farkında oldun. Bu farkındalık durumundan yola çıkarak başka herhangi bir varoluşu seçebilirsin. Bilge ya da harika biri olmayı seçebilirsin. Şefkatli ve anlayışlı olmayı seçebilirsin. Sabırlı ve affedici olmayı seçebilirsin. Sadece mutlu olmayı seçebilir miyim? Tanrı: Evet. Nasıl? Bunu nasıl yapabilirim? Tanrı: Yapma. Sadece ol. Mutluluk yaratmayı seçme. Sadece mutlu olmayı seç. Ve yaptığın her şey kaynağını bundan alacaktır. Bunun tarafından doğrulacaktır. Ne olduğun ne yaptığını doğurur. Bunu asla unutma. Fakat mutlu olmayı nasıl seçebilirim? Mutluluk meydana gelen bir şey değil midir? Yani meydana gelen ya da meydana gelecek olduğum bir şey değil midir? Tanrı, hayır. Meydana gelen ya da meydana gelecek olan bir şey nedeniyle olmayı seçtiğin bir şeydir. Mutlu olmayı seçersin. Hiç aynı olay karşısında tamamen farklı davranan iki insan görmedin mi? Elbette. Fakat bunun nedeni bu olayın bu iki kişiden her biri için farklı anlam ifade etmesidir. Tanrı, önemli bir şeyi belirttin. Onu anlamı sen verirsin. Sen bir şeye anlam verene dek o şeyin hiçbir anlamı yoktur. Bunu unutma. Hiçbir şeyin hiçbir anlamı yoktur. Anlam senin var olma durumundan kaynaklanır. Herhangi bir anda mutlu olmayı seçen sensin ya da mutsuz olmayı ya da öfkeli ya da yatışmış ya da bağışlayıcı ya da aydınlanmış ya da her ne olursa sen seçersin. Sen, senin dışında hiç kimse seçmez ve seçimini oldukça keyfi bir şekilde yaparsın. İşte büyük sır. Bir şey meydana gelmeden de geldikten sonra da bir var olma durumu seçebilirsin. Bu nedenle deneyimini sadece yaşamaz, onu yaratabilirsin de. Aslında bunu şimdi bile yapıyorsun her an. Fakat bunu bilinçsizce, sanki bir uyur gezer gibi yapıyorsun. Eğer öyleyse artık uyanmanın vakti geldi. Fakat düşünürken tamamen uyanamazsın. Düşünmek var olmanın düş durumundaki bir başka şeklidir. Çünkü üzerinde düşündüğün şey bir yanılsamadır, sorun değil. Bir yanılsamanın içinde yaşıyorsun. Kendini buraya yerleştirdin. Böylece ona bazı düşünceler verebilirsin. Fakat unutma ki düşünce gerçekliği yaratır. Bu nedenle eğer hoşuna gitmeyen bir gerçeklik yarattıysan onu daha fazla düşünerek güçlendirme. Hiçbir şey kötü değildir. Yeter ki düşünce onu öyle yapmasın. Tanrı kesinlikle Öyleyse her şeyden önce daha yüksek bir gerçeklikle irtibata geçebilmek ve yanılsamanın dışına kaçabilmek için düşünmeyi durdurmak iyi olabilir. Düşünmeden nasıl durabilirim? Her an düşünüyormuşum gibi geliyor. Hatta bu konuda bile düşünüyorum. Tanrı, öncelikle sakin ol. Bu arada sakince düşün değil, sakin ol dediğime de dikkat et. Pekala. Şimdi bir süreliğine sakin olduktan sonra düşüncelerinin en azından biraz yavaşladığını göreceksin. Yatışmaya başlarlar. Şimdi ne hakkında düşünüyorsun? Onu düşünmeyi başla. Bu da ne? Tanrı beni duydun. Düşüncelerin ne yöne gidiyorsa onun hakkında düşünmeye başla. Sonra düşüncelerinin oraya gitmesini durdur. Düşüncelerini yoğunlaştır. Ne hakkında düşünüyorsun? Onun hakkında düşün. Bu ustalığa giden ilk adımdır. Vay be, bu zihnimi uçuruyor. Tanrı, kesinlikle. Hayır demek istediğim bu değil. Tanrı, evet bu. Sadece bunu bilmiyordun. Bu gerçeklik zihnini uçuruyor. Siz insanlar ne dersiniz? Hadi kafamızı dumanlayalım. Şimdi zihnini uçuracaksın. İşte bu. Onu bırakacaksın. İnsanlar seni bu kayıtsızlık durumunda gördüklerinde duygularını terk etmeye dayanabiliyor musun diye sorabilirler ve sen de evet, harika değil mi diye cevaplayabilirsin. Çünkü zihnin senin duygusal girdi analizcindir ve sen tüm giren veriyi durdurmuş oluyorsun. Bunun üzerine düşünmeyi durdurmuş oluyorsun. Bunun yerine de düşündüğün şey hakkında düşünürsün düşüncelerini yoğunlaştırmaya başlarsın ve kısa sürede de düşüncelerini hiçbir şeyin üzerinde yoğunlaştırmayacaksın. Nasıl hiçbir şeyin üzerine yoğunlaşmazsın? Tanrı öncelikle özel bir şeyin üzerinde yoğunlaş. Belli bir şeyin üzerinde yoğunlaşmadıkça hiçbir şey üzerinde yoğunlaşamazsın. Buradaki problemin bir parçası zihnin her zaman pek çok şey üzerinde yoğunlaşmış olmasıdır. Sürekli olarak farklı kaynaklardan veri girişi olur ve bu verileri ışıktan bile daha hızlı analiz eder. Sana senin hakkında ve başına gelenler ve senin etrafında meydana gelenler hakkında bilgi gönderir. Hiçbir şeyin üzerinde yoğunlaşabilmek için tüm bu zihinsel gürültüyü durdurmalısın. Onu kontrol etmeli, sınırlandırmalı ve sonunda ortadan kaldırmalısın. Hiçbir şey üzerinde yoğunlaşmak istiyorsun. Fakat öncelikle bir seferde her şey üzerine yoğunlaşmak yerine özellikle bir şey üzerinde yoğunlaşmalısın. Bunu daha basitleştirelim. Bir mum ışığı ile başlayabilirsin. Muma, mumun alevine bak. Ne fark ediyorsan onu gör. Uzun uzun bak ona. Alevle bir ol. Onu düşünme. Onunla bir ol. Bir süre sonra gözlerin kapanmak isteyecektir. Ağır, donuk hale geleceklerdir. Bu kendi kendini hipnotize etmek değil mi? Tanrı etiketlerden uzak durmaya çalış. Gördün mü? Tekrar yapıyorsun. Bunu düşünüyorsun. Bunu analiz edip bir isim vermek istiyorsun. Bir konu hakkında düşünmek senin onunla bir olmana engel olur. Bunu yaparken onun üzerinde düşünme. Sadece deneyiminle bir ol. Gözlerini kapatmak istiyorsan kapat. Bu konuda düşünme. Sadece bırak kendiliklerinden kapansınlar. Onları açık tutmak için mücadele etmezsen oldukça doğal bir şekilde kapanacaklardır. Böylece duygusal girişini sınırlandırmış olacaksın. Bu iyidir. Şimdi soluk alışverişini dinlemeye başla. Soluğunun üzerinde yoğunlaş. Özellikle soluğunu dinle. Kendini dinlemek başka her şeyi dinlemeni engelleyecektir. Büyük düşünceler böyle zamanlarda gelir. Soluk alışverişini dinlediğin sırada ilham kaynağını da dinlersin. Ah Tanrım, nasıl yapıyorsun bunu? Nasıl oluyorsun da böyle bir malzeme ile gelebiliyorsun? Tanrı, şşşt, sessiz ol. Bu konuda düşünmeyi kes. Şimdi içsel görüşünü yoğunlaştır. Çünkü bir kez ilham gelmişse büyük iç de getirecektir. Bu iç görüyü gözlerinin üzerinde, alnının ortasındaki yerde yoğunlaştır. Üçüncü göz denilen yere mi? Tanrı, evet, dikkatini buraya yoğunlaştır. Derinlemesine buraya bak. Bir şey görmeyi umma. Hiçbir şeye, hiçbir şey düşünmeden bak. Karanlıkla bir ol. Bir şey görmeye uğraşma. Rahatla ve boşluğun getirdiği barıştan memnun ol. Boşluk iyidir. Yaratıcılık sadece boş olan yere gelir. Sonra da boşluğun tadını çıkar. Daha fazla hiçbir şey umma, hiçbir şey isteme.'' Aklımıza rastgele gelip duran düşüncelerle ne yapacağız? Çoğu insan ancak 3 saniye kadar boşluğu yaşama şansına sahiptir. Sürekli olarak belirip duran düşüncelerin çıkış yerini söyler misin? Özellikle de yeni başlayanlar için. Yeni başlayanlar zihinlerini neden sakinleştiremedikleri ve bahsettiğin şu hiçliğe neden ulaşamadıkları hakkında fazlasıyla hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Bu senin için çocuk oyuncağı olabilir.'' fakat çoğumuz için olmadığı kesin. Tanrı tekrar bunun üzerinde düşünüyorsun. Seni bunun üzerinde düşünmeyi durdurmaya davet ediyorum. Eğer zihnin düşüncelerle dolu olmaya devam ederse sadece bunu izle. Bununla barış. Düşünceler fışkırdıkça sadece bir adım geri at ve bunun oluşmasını izle. Düşündüğün şey hakkında düşünme. Sadece bir adım geri at ve ona dikkat et onu yargılama, ondan dolayı hayal kırıklığına uğrama. Bu konuda kendine işte yeni başlıyoruz. Elimde olan tek şey düşünceler. Hiçliğe ne zaman ulaşacağım gibi şeyler söyleme. Sürekli olarak ulaşamadığından şikayet ederek hiçliğe ulaşamazsın. Bir düşünce belirdiğinde özel hiçbir şeyle ilgili olmayan, o anla hiç ilgisi olmayan konu dışı bir düşünce belirdiğinde, Sadece bunu fark et. Bunu fark et ve kutsa ve deneyimin bir parçası yap. Üzerinde durma. Bu yalnız geçit töreninin bir parçasıdır. Geçip gitmesine izin ver. Sesler ve duygular içinde aynı şeyi yap. Tam bir sükunet deneyimlemeye çalışırken hiç duymadığın kadar çok ses duyduğunu fark edebilirsin. Tam anlamıyla rahat bir pozisyonda oturmaya çalışırken hiç olmadığı kadar çok rahatsızlık hissettiğini fark edebilirsin. Sadece bunu fark et. Bir adım geriye çekil ve kendini bunu fark ederken izle. Bunun hepsini deneyiminin bir parçası yap. Fakat onun üzerinde durma, geçip gitmesine izin ver. Tıpkı şimdi sorduğun soru gibi. Bu sadece bir soru, birden beliri veren bir düşünce. Geçit töreninin bir parçası. Bırak geçsin. Cevaplandırmayı, çözmeyi, ortaya çıkarmayı deneme. Bırak orada kalsın. Bırak geçit resminin bir parçası olsun. Sonra bırak geçsin. Onun hakkında yapman gereken bir şey olmadığını fark et. Bunu yaparsan büyük bir huzur bulacaksın. Tam bir rahatlama. Sadece tam şu anda olman dışında istenecek hiçbir şey, yapacak bir şey, olacağın hiçbir şey yok.'' Bırak gitsin, bırak olsun. Fakat bakmaya devam et. Endişe duymadan, bir şey ummadan. Sadece nazik bir şekilde izle. Hiçbir şey görmeye ihtiyaç duymadan, herhangi bir şeyi görmeye hazır olarak. İster bunu ilk kez yap, ister onuncu kez, ister yüzüncü ya da bininci kez yap. Titrek mavi bir alev ya da dans eden bir ışığa benzer bir şey görürsün. Önce ani alevler halinde görünebilir sonra da sürekli olarak yanmaya başlar. Onunla kal. Ona doğru git. Onunla birleştiğini hissedersen bunun olmasına izin ver. Bu olursa sana daha fazla bir şey söylemeye gerek kalmaz. Bu mavi alev dans eden ışık da nedir? Tanrı bu sensin. Ruhunun merkezidir. Seni çevreleyen sana doğru gelendir sensin. Ruhuna merhaba de. Sonunda onu buldun. Sonunda onu deneyimledin. Eğer onunla birleşirsen, onunla bir olursan, mutluluk diye adlandırabileceğin yüce bir neşeyi de tanımış olursun. Ruhunun özünün benim özüm olduğunu keşfedersin. Benimle bir olursun. Belki sadece bir an için. Sadece saniyenin milyarda biri kadar bir süre için. Fakat bu yeterli olacaktır. Bundan sonra her şey önemini kaybedecektir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ve fiziksel dünyandaki hiçbir şey buna benzemeyecektir. Böylece kendi dışında hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacın olmadığını keşfedeceksin. Bu biraz korkutucu geliyor. Bir daha kimseyle birlikte olmak istemeyeceğimi mi söylemek istiyorsun? Olasılıkla bana içinde bulduğum şeyi vermeyecekleri için kimseyi sevmeyecek miyim Tanrı kendin haricinde hiç kimseyi ve hiçbir şeyi sevmeyeceğini söylemedim. Kendin dışında hiç kimseye ya da hiçbir şeye ihtiyacın olmayacağını söyledim. Tekrar söylüyorum. Sevgi ve ihtiyaç aynı şey değildir. Eğer anlattığım bu içsel birlik deneyimini gerçekten yaşarsan sonuç korktuğunun tam tersi olur. Kimseyle olmak istememenin aksine herkesle birlikte olmak isteyeceksin. Fakat bu sefer ilk kez olarak tamamen değişik bir nedenden dolayı isteyeceksin. Artık onlardan bir şey almak için başkalarıyla olmayı istemeyeceksin. Onlara bir şeyler vermenin yollarını arayacaksın. Çünkü tüm kalbinle kendinde bulduğun deneyimi, bir olma deneyimini onlarla paylaşmayı arzulayacaksın.'' bu bir olma deneyimini herkeste yaşamak isteyeceksin. Çünkü bunun senin varoluşunun gerçeği olduğunu bilecek ve bu gerçeği kendinde deneyimlemek isteyeceksin. İşte o zaman tehlikeli olursun. Çünkü herkese aşık olmaya başlarsın. Evet işte bu tehlikeli. Çünkü biz insanlar herkeste bir olma duygusunun her zaman başımızı belaya soktuğu bir yaşam yarattık. Tanrı Yine aynı zamanda bunun nedenlerini biliyorsunuz. Demek ki tüm bunlardan kaçınabilirsiniz. Şey evet, ihtiyaç, ümit ve kıskançlığın gerçekten de üç büyük sevgi katili olduğunu biliyorum. Gene de bunları hayatımdan çıkarabileceğimden pek emin değilim. Çünkü bunun formülünü bildiğimden emin değilim. Yani söylenen iki şey var. Biri bunu artık yapma ve diğeri de işte böyle yapılır Tanrı benimle olan dostluğunun devreye girdiği yerde burası. Tanrı ile olan dostluğun formülü bilmene imkan tanır. Sadece ihtiyaç, ümit etme ve kıskançlıktan kurtulmanın formülünü değil, aynı zamanda tüm hayatın formülünü, çağların bilgeliğini. Benimle olan dostluğun bu bilgeliği gerçek yapmak, hayatında canlı hale getirmek için uygulamaya koymana da imkan tanır. Bir şeyi bilmek ayrı, bildiğini uygulayabilmek ayrı bir şeydir. Bilgiye sahip olmak ayrı, bilgeliğe sahip olmak ayrı bir şeydir. Bilgelik uygulamaya konmuş bilgidir. Sana verdiğim tüm bu bilgiyi nasıl kullanacağını göstereceğim. Sana bunu her zaman gösteriyorum. Gene de eğer dostsak bana kulak vermen için daha kolay olacaktır. O zaman gerçekten vızıldayabilir, gerçekten uçabiliriz. Burada Tanrı ile gerçekten dost olmaktan bahsediyoruz. Sahte bir dostluktan değil, yalancı bir dostluktan değil, part time bir dostluktan değil, önemli, anlamlı, yakın bir dostluktan bahsediyoruz. Bunu yapmak için sana yardımcı olacak. Üç adıma götürmüştüm seni. Bu üç adım şunlardır. 1. Tanrıyı tanımak 2. Tanrıya güvenmek 3. Tanrı'yı sevmek Ve şimdi dördüncü adıma bakacağız. Tanrı'yı kucaklamak. Tanrı'yı kucaklamak mı? Evet, Tanrı'yı kucaklamak. Tanrı'ya yakın olmak. Burada bahsettiğimiz buydu. Tanrı'ya nasıl yakın olanacağından bahsediyorduk. Bunu yapmak isterim. Sana yakın olmak isterim. Sana hep yakın olmak istedim. Sadece bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. Tanrı şimdi biliyorsun. Şimdi bunun çok iyi bir yolunu biliyorsun. Her gün birkaç altın an boyunca sessizlikle bir olarak, kendinle bir olarak başlamak için en iyi yer burası. Kendinle, gerçek kendinle birlikte olduğunda benimle de birlikte olursun. Çünkü ben seninle birlikteyimdir. Sen benimle birsindir. Sana daha önce de söylediğim gibi, bunu yapmanın birden fazla yolu vardır sana bir tanesini verdim bir tanesini tarif ettim fakat birden fazla yol vardır kendine giden ve tanrıya giden birden çok yol vardır dünyadaki tüm dinler bunu anlasalar ve öğretseler iyi olur bir kez kendini buldun mu daha yeni bir dünya yaratmak için kendinin dışına çıkmak isteyebilirsin bunu yapmak için diğer insanlara da kendine dokunulmasını istediğin gibi dokun diğer insanlara da kendinin görülmesini istediğin gibi gör başkalarına kendine davranılmasını istediğin gibi davran tanrı kesinlikle başkalarını beni kucaklamak istediğin gibi kucakla çünkü başkalarını kucaklarken beni de kucaklarsın tüm dünyayı kucakla çünkü tüm dünya beni ve olduğum şeyi kucaklar dünyadaki hiçbir şeyi ve hiç kimseyi reddetme sen dünyadayken dünyada senin içindedir ondan daha büyük olduğunu unutma. Sen onun yaratıcısısın. Çünkü gerçekliğini deneyimlediğin gibi yaratırsın. Tıpkı benim tıpkı benim gibi sen de hem yaratıcı hem de yaratılansın. Ben Tanrı'nın sureti olarak yaratıldım. Tanrı evet ve yaratıcı olma ya da herhangi bir anda yaratılan olma deneyimini yaşamayı seçebilirsin. Bu dünyada olmayı fakat onun olmamayı seçebilirim. Tanrı, öğreniyorsun dostum. Sana verdiğim bilgiyi alıyor ve bilgeliğe çeviriyorsun. Çünkü bilgelik uygulamaya konulan bilgidir. Bir mesajcı olmaya başlıyorsun. Tek bir sesten konuşmaya başlıyoruz. Seninle dost olmak, herkeste ve her şeyle, her durum ve şartla dost olmak anlamına geliyor. Tanrı, evet. Ya hayatında artık bir etkisi olmasını istemediğin bir kişi ya da durum varsa ne olacak? Ya sevmenin zor olduğu bir kişi ya da durum söz konusuysa, kendini buna karşı koymak isterken bulursan ne olacak? Tanrı, karşı koyduğun şey kalıcı olur, bunu unutma. Çözüm ne peki? Tanrı, sevgi. Sevgi mi? Tanrı, sevginin çözümlemeyeceği hiçbir şart, durum, sorun yoktur. Bu kötüye kullanılmaya razı olacaksın demek değildir. Bunu daha önce de tartışmıştık. Bu sevginin sen ve diğer insanlar için her zaman bir çözüm olduğu anlamına gelmektedir. Sevginin iyileştiremeyeceği hiçbir insan yoktur. Sevginin kurtaramayacağı hiçbir ruh yoktur. Aslında kurtarılacak hiçbir şey yoktur. Çünkü sevgi her ruhun olduğu bir şeydir ve bir başkasına onun ruhu olan bir şeyi verdiğinde ona kendisini de vermiş olursun. Senin bizim için yaptığını söylediğin şey de bu. Ve benim kuruluşumun sloganı da bu zaten. Bir slogan bulmaya çalışırken aklıma gelen de buydu. İnsanları kendilerine geri vermek. Tanrı, bunun bir rastlantı olduğunu mu sanıyorsun? Sanırım artık bunu daha iyi bilmem gerekir. Tanrı, Belki de bilmelisin. Hiçbir şey rastlantı değildir değil mi? Tanrı hiçbir şey. Ne radyoya girmem, ne güneye yaşamaya gitmem, ne çalışanlarının hepsinin siyah olduğu bir radyoda iş önerilmesi ve ne de The Evening Capital'de J. Jackson ile karşılaşmam. Bunların hiçbiri kazara olmadı değil mi? Tanrı, evet. Sanırım bunu J. ile karşılaştığım ilk günde biliyordum aramızda geçen hiçbir şeyin kaderin bir ürünü olmadığı belliydi. Bunu açıklayamam. Sadece ofisine adım attığım ilk andan itibaren bunu hissediyordum. Evet sinirliydim çünkü umutsuzca bir işe ihtiyacım vardı. Fakat içimde oturduktan hemen sonra işlerin iyiye gideceğine dair bir his vardı. Cey harika bir insandı. Onu tanıdıkça onun ne kadar sevecen, insan halinden son derece anlayan inanılmaz derecede dost ve en önemlisi insan sevgisiyle dolu biri olduğunu anladım. Onu herkes seviyordu. Jay herkesteki olumlu yanları görüyordu. Herkese bir şans veriyordu ve sonra bir ikincisini, üçüncüsünü. Onun için çalışmak rüya gibi bir şeydi. İyi bir şey yaptığında bunu asla gözden kaçırmazdı. Sana hemen keçe uçlu kalemle bir not gönderirdi bütçe hakkında iyi iş çıkarmışsın ya da rahibeyle görüşme harikaydı. Bu notlar birdenbire etrafta uçuşabilirdi. Her gün haber odasının her tarafında bulunabilirlerdi. C'yi seviyordum ve genç yaşta öldüğüne inanamadım. Sanırım kırklı yaşlarının ortasındaydı ve bir tür mide problemi vardı. Ya da belki daha önemli bir şeydi bilmiyorum. Tüm bildiğim yanında çalıştığım son aylarda Mısır lapası haricinde hiçbir şey yemediğiydi. Özellikle bebek maması ya da yulaf ezmesi. Yiyebildiği tek şey bunlardı. Sonra en Arundel Times'daydık. The Evening Capital el değiştirmişti. Ve Jay babası ve kardeşiyle birlikte başka bir küçük gazete satın almış, onu haftalık çıkan en Arundel Country'ye çevirmişti. Jay beni çağırıp Times'da baş editör olmamı önerdiği zaman hala kapitalde çalışıyordum. Karar vermem sadece iki saniyemi aldı. İlk gazetede serbest bir eğitim almıştım. Fakat ikincisinde daha da fazlasını öğrendim. Çok daha küçük bir yayındı ve daha az sayıda elemanla çıkarılıyordu. Bu da her hafta her şeyin elle hazırlanmasını gerektiriyordu. Mizampaj ve düzenlemeyi öğrendim. Ayrıca gazetenin fotoğrafçısıydım. Röportajcısıydım gazetenin tüm baskılarının son teslim tarihinin affedilmez bir kesinlikte olması gerektiği için baskı altında çalışmak hakkında da çok şey öğrendim. Umarım burada varlıklarından haberim bile olmayan yeteneklerimi keşfettiğimi anlamışsınızdır. Ayrıca sadece kendimi yapmak için zorlayarak bu yeteneklerimi ortaya çıkarabileceğimi de keşfettim. Benim için esas keşif bu olmuştu. Esas mesaj buydu. Yukarıdan gelen kısa bir nottu. Tanrı bana o zamandan beri sayısız kez kullandığım bir şey söylemişti. Yaşam rahatının bozulduğu yerde başlar. Bunu daha önce söylemiştim ve tekrar söylüyorum. Hayatınızda esnemekten korkmayın. Yakalayabileceğinizden daha yükseğine hedefleyin. İlk başta korkutucu görülebilir fakat bundan zevk alacaksınız. Ben de bunu seviyordum. Bu konuda başarılıydım. Bir türlü başından ayrılmıyordum. Ve Jay benim bu yönümü biliyordu. Ben de bunu görmüştü ve bunu dışarı vurmamda yardımcı olmuştu. Daha genç olduğum o günlerde hep güvensizlikle çevriliydim. Fakat Jay hangi malzemeden yapıldığımı biliyordu. Beni kendime geri vermişti. Tüm ustalar böyle yapar ve böyle yaparak en büyük kutsamayı sağlarlar. Jay'in eğitimi sıkı fakat şefkatli rehberliği ve hiçbir şey imkansız değildir sloganı altında geliştim. Aslında kısa sürede ayak uydurmuş, sahiplenmiştim. Babamın bana öğrettiğini çok iyi uyguluyordum. Kafana koyduğun her şeyi yapabilirsin ya da annemin dediği gibi nerede bir istek varsa orada bir yol vardır. Dediğim gibi, Jay bu kadar genç ölünce gerçekten şaşırmıştım. Bu kadar iyi bir insanın aramızdan böylesine erken ayrılmasına inanamamıştım. Tanrı görevi tamamlanmıştı. Artık bunu biliyorum fakat o zaman bunu anlamamıştım. Şaşırmıştım, canım yanıyordu. Gerçekten iyi insanların ödülü buysa bunun amacı neydi? Aklımdan geçen buydu. Hatta o günlerde öte dünya gibi bir şeyin olup olmadığından bile emin değildim. Ölümden sonra yaşamın olup olmadığını bilmiyordum. Ceyin ölümü beni çok şaşırtmıştı. Bu sorunun cevabını bulmak bana zor geliyordu. 10. Ölümden sonra hayat var değil mi? Tanrı Hayat ebedidir, ölüm yoktur. Bu soruyu sorduğum için özür dilerim. Şu andan itibaren bu tür şeylerden asla kuşku duymamalıyım. Tanrı asla mı? Asla. Bu da Krishna ve İsa gibi gerçek ustalar asla şüphe duymazlardı. Tanrı: Baba, neden beni yüzüstü bıraktın? Ne demek peki? Şey, bilmiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tanrı: Şüphe evladım, şüphe. Sadece bir an, bir saniye için olsa bile şunu bilmelisin ki dostum, her usta kendi cennet bahçesini ziyaret eder. Orada her ustanın sorduğu soruyu sorar. Bu gerçek olabilir mi? Tüm bunları ben mi uyduruyorum? Bu kupadan içmem gerçekten Tanrı'nın isteği mi? Öyle olmasa dudaklarıma götürebilir miydim? Bazen bu soruların bazılarını ben de soruyorum ve bunu itiraf etmekten de utanmıyorum. Tanrı, şu anda benimle konuşmasaydın, senin için kolay olacağını biliyorum. Pek çok açıdan daha kolay olurdu. İnsanlığa bir mesaj getirmek ve dünyayı değiştirmek hakkında üstlendiğin tüm bu sorumluluktan kurtulabilirdin. Hayatını gözler önüne seren ve üzerinde toplanan kamuoyunun dikkatinden kurtulabilirdin. Evet, devam etmenin senin isteğin olduğunu görüyorum. Hayatında olan her şeyin olması senin kendi isteğindi. Hayatındaki tüm olaylar seni bu ana getirdi. Kendini adadığın bu göreve seni hazırlamak için sana en uygun anne ve en uygun baba, mükemmel bir aile ortamı ve mükemmel bir çocukluk verildi. Sana iletişim konusunda işlenmemiş yetenekler ve bu yetenekleri geliştirme şansı verildi doğru zamanda ve doğru yerde bulunuyordun. Ve diğer insanlar da seninle birlikte doğru zamanda doğru yerde bulunuyorlardı. İşte bu nedenden dolayı J. Jackson'la karşılaştın. Ve bu nedenden dolayı senin hayatında bu kadar derin bir etkisi oldu. Bu nedenle Baltimore'da siyahlar arasında, güneyde beyazlarla, Afrikalı yerlilerle, Ekvator halkıyla birlikte çalıştın. Bu nedenle yabancı ülkelerde hiçbir şeyleri olmadan totaliter rejimler altında yaşayan baskı görmüş ve korku içindeki insanlarla ve senin ülkende yaşayan ve her şeye sahip dünyaca tanınmış film ve televizyon yıldızları ve politik liderlerle aranda dostça ve anlamlı konuşmalar oldu. Yaşadığın hiçbir şey rastlantı eseri değildir. Hiçbir şey şans eseri olmamıştır. Hepsi de senin deneyimlemeyi ve bilmeyi seçtiğini deneyimlemen ve bilmen için kim olduğun hakkında sahip olduğun en büyük vizyonun en büyük versiyonunu deneyimlemen için meydana gelmişlerdir. Öyleyse Joe altınla karşılaşmamın da aynı sınıflandırmaya girdiği sonucu çıkıyor. Tanrı doğru bir sonuca vardın. Biliyorsun ki eğer senin mesajını tüm ülkeye ve tüm dünyaya yayacaksam bir gün siyasi arena hakkında her şeyi en etkili yoluyla öğrenmem gerekiyor. Tanrı, sen bunu biliyordun. Sen her zaman dünyaya yeni bir ümit getirmek istediğini biliyordun. Politika ve dinin yeni umutlar doğdukça değişikliklerin yapılabildiği iki alan olduğunu gayet iyi anlıyordun. Çocukluğumdan beri hep politikayla ilgilendim. Hayatımın büyük bir bölümü boyunca yerel politikayla ilgilenen bir babaya sahiptim adaylar için çalışırdı. Mevki sahibi insanları tanırdı ve evimiz her zaman yargıçlar, belediye meclisi üyeleri, seçimler için adaylığını koyan kişilerle dolup taşardı. Bu kişilerin çoğu düzenli olarak babamla oyun oynamaya gelirlerdi. 19'umdan da polise ilk geldiğimde ilk tanıdığım kişiler belediye başkanı Joe Griscom ve ilçe şerifi Joe Altındı. Yerel radyo istasyonu için çalıştığımdan dolayı ben de basının bir üyesi sayılıyordum. Bu da bu kişileri görmemi bir nebze olsun kolaylaştırıyordu. Ayrıca önerebileceğim bir şeyler de vardı ve Joe'ya sık sık bu programlarda yer veriyordum. Onu tanıdıktan kısa bir süre sonra Joe Altın bölgemizden eyalet senatosu için adaylığını koyup kazanmıştı. Joe'yu çok seviyordum. Çoğu kişi onu seviyordu. Seçimleri açık farkla kazanmıştı. Ve Anne Arundel ilçesinin bazı sakinleri daha büyük bir idari şekil kazanmak için mücadele etmeye başladıklarında Joe bu hareketin başını çekmekteydi. Ben de özellik için yürütülen bu kampanyaya katılmıştım ve kampanya zaferle sonuçlandıktan sonra Joe Altın, en Arundel'ın ilk yöneticisi oldu. Yıllar sonra Joe beni aradı. İlçe idaresine yaptığım yardımımdan hoşnut kalmıştı ve şimdi ilçe yöneticisi olarak bir başka hedefin peşinde koşuyordu ve basının yardımına ihtiyacı vardı. Fakat çağrısı bana değil C'ye ulaşmış. Sanırım haftalık yerel gazetenin sahiplerini karşısına almak istemiyordu ve bana bir iş önermeden önce onlara sormasının daha iyi olacağını düşünmüştü. Ölmeden 3 ya da 4 ay önce C odama gelip arkadaşın Joe onun kampanyasında çalışmanı istiyor dedi. Kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Sürekli olarak bu inanılmaz fırsatlarla karşılaşıyordum. Sanki kucağıma düşüyorlardı. Jay benim heyecanımı anladı. Sanırım kabul edeceksin, değil mi? Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum. Bana gerçekten ihtiyacın varsa, seni bırakmak istemiyorum dedim. Bana karşı çok iyiydin ve sana borçluyum. Hayır değilsin diye düzeltti beni Jay. Sen kendine borçlusun. Bunu hiç unutma. Eğer istediğin bir şey. Bir şeyi, birisini incitmeden elde edebiliyorsan, onun ardından koşmayı da kendine borçlusundur. Masanı toparla ve sıvış buradan. Hemen şimdi mi? Neden olmasın? Kalbinin nerede olduğunu görebiliyorum ve oraya gidene kadar günleri sayarak seni burada tutmanın bir anlamı yok. Hadi git. Jay elini uzatarak salladı. Bundan hoşlandım diye gülümsedi. Tecrübesiz bir gazeteciden baş editörlüğe bu senin için gerçek bir ilerleme doğrusu. Evet dedim. Biz de iyi bir ilerleme kaydettik. Bizimle beraber çalıştığın için teşekkürler dedi. Hayır. Benim çalış benimle çalıştığınız için ben teşekkür ederim. Heyecandan konuşamıyordum. Bana bir şans verdiğin için teşekkürler. Beni kabul ettiğin sırada gerçekten de bir işe ihtiyacım vardı. Bunu asla unutmayacağım. Böyle bir şeye nasıl karşılık vereceğimi bilmiyorum dedim. Ben biliyorum dedi Jay. Nasıl dedim. Durma yoluna devam et dedi. İşte böyle. Bu adamı nasıl terk edebilirdim ki? Gazeteyi nasıl bırakabilirdim? Jay yüzümdeki ifadeyi görmüştü. Bunu aklına bile getirme dedi. Eşyalarını topla ve buradan defol. Ve sonra gitti. Sadece bu kadar. Odamdan ve sokak kapısından dışarı çıktı. Fakat giderken şöyle bir geriye dönüp asla arkana bakma dostum. Asla arkana bakma dedi. Bu onu son görüşüm oldu. Tanrı sana iyi bir öğüt vermiş. Gerçekten mi? Asla arkaya bakmamalı mıyız? Geriye bakarak kazanılacak hiçbir şey yok mu? Tanrı iş işten geçtikten sonra fikir yürütme demek istiyordu. Sonradan fikir yürütmeden, suçluluğa kapılmadan, duraksamadan ilerle. Hayatın önünde uzanmaktadır, arkanda değil. Yaptığın şeyi yapmışsındır. Bunu değiştiremezsin fakat ilerleyebilirsin. Fakat pişman olmak iyi değil midir? Tanrı pişman olmakla suçluluğu birbirine karıştırmadığın sürece ikisi aynı değildir. Pişmanlık, gerçek sen hakkındaki en yüksek düşünceni ifade etmediğini bildirmendir. Suçluluk, bir daha böyle davranmanın sana yakışmayacağına karar vermendir. Toplumunuz ve dinleriniz size eski halinize dönme umudu olmadan cezalandırılmanız gerektiğini öngören bir suçluluk duygusunu öğretmektedir. Fakat size şunu söylemeliyim. Yaşamın amacı kim olduğunuz hakkında sahip olduğunuz en büyük vizyonun en büyük versiyonunda kendinizi her an yeniden yaratmaktır. Bu nedenle nereye gittiğinizi, kendiniz için belirlediğiniz yolu görerek ve tam olarak deneyimlemeye ihtiyaç duyduğunuz şeyi deneyimlemek ve yaratmaya ihtiyaç duyduğunuz şeyi yaratmak için ihtiyaç duyduğunuz araçları vererek size yardımcı bir yaratıcı olarak katıldım. Tüm bunlar sizin ve benim tarafımdan ortaya çıkarıldı. Öyleyse bu kimin isteği? Bunun kutsal olduğunu söylemeliyim. Şunu hep hatırlayın. Sizin ve benim isteğim kutsal olanın isteğidir. Ah, Tanrım bu harika. Böyle diyordu değil mi? Bu her şeyi açıklıyor. Bunu bir şekilde yapabiliyorsun. Her şeyi on kelime ya da daha azıyla açıklayabiliyorsun. Tanrı ile sohbetlerde de söylediğin, sizin kendiniz için istediğiniz, benim sizin için istediğimdir cümlesinin söylemenin bir başka yolu bu. Tanrı, evet. Fakat orada zihnimde yer eden bir şey söylemiştin. Hayatımın meydana gelmesi için sadece Tanrı'yı kullandığımı söylemiştin bir şekilde bu bana doğru gelmiyor. Yani seninle aramdaki ilişkinin böyle olduğunu sanmıyorum. Tanrı neden olmasın? Tam olarak bilmiyorum fakat bir yerlerde bir karışıklık oldu. Bana burada Tanrı'ya hizmet etmek için bulunduğumuz öğretilmişti. Okuldayken ve bir rahip olacağımı düşünürken, rahibelerin Tanrı'nın amaçlarına hizmet etmek için beni kullandığını söylediklerini hatırlıyorum. Kendi amacıma hizmet etmek için Tanrı'yı kullandığım hakkında hiçbir şey söylenmemişti. Tanrı, ama benim olmasını istediğim de bu. Öyle mi? Bunu mu istiyorsun? Tanrı, evet. Bizden seni kullanmamızı mı istiyorsun? Senin bizi kullanman için burada değil miyiz? Sorunun bir kısmı bunu anlamakta. Bu konuşma ayrı olmak üzerine kurulmuştur. Sanki sen ve ben birbirimizden ayrıymışız gibi konuşuyoruz. Çoğu insan da böyle olduğunu düşünüyor. Çoğu insan Tanrı ile ilişkisinin böyle olduğunu düşünüyor. Daha iyi anlaşılacaksa bu durum üzerinde konuşmak yararlı olacaktır. Fakat burada bir yanılsamadan konuştuğumuzu, gerçekten gerçek olanın bu olmadığını belirtmek istiyorum. Anlıyorum. Yanılsama içindeki hayat hakkında konuşurken Yanılsama ile ilgili terimler kullanmanın yararlı olduğuna katılıyorum. Dünyadaki tüm hayatın bir yanılsama olduğunu biliyorum ve artık seninle ve her şeyle ve herkesle bir olmanın mutlak gerçekliğini de biliyor ve sık sık deneyimliyorum. Kavramları benim ve pek çok insanın sınırlı olan anlayış kapasitesi içinde tartışmak yardımcı olabilir. Bu anlayışın sınırlarından bahsetmişken burada senin bizi kullanman için bulunmuyor muyuz? Tanrı, eğer siz benim sizi kullanmam için oradaysanız, dünya neden böyle öyleyse? Aklımdan geçen bu olabilir mi? Ya da bu sizin aklınızdan geçen mi? Geçerli olan ikinci seçenek, birincisi değil. İçinde yaşadığınız dünya tamamen sizin zihninizin bir eseridir. Bunu tekrar söylüyorum çünkü farkına varmamanız olasılığı var. İçinde yaşadığınız dünya sizin zihninizin bir eseridir. Dünya hakkında zihninizde ne taşıyorsanız dünyada da onu görürsünüz. Hayat hakkında zihninizde ne taşıyorsanız hayatta da onu görürsünüz. Eğer sizi kendi amaçlarım doğrultusunda kullansaydım fazlasıyla etkisiz bir tanrı olurdum. Hiçbir şey yapamıyor gibi gözükürdüm. Hatta seni kullanırken bile olayların akışını değiştirmekten, istediğim dünyayı yaratmaktan aciz olurdum. Dünyayı bu şekilde yaratmak amacım olabilir mi? Tabii ki hayır. Sadece amacım sizin seçtiğiniz dünyayı yaratmak olmadıkça bu durumda benim amacıma hizmet etmiş olurdunuz ve ben de sizi kullanmış olurdum. Halbuki siz beni kullandınız. Çünkü sadece sizin içinizde bulunan yaratıcı güç sayesinde düşlerinizdeki dünyayı yaratabilirsiniz. Bu benim düşlerimdeki dünyamı Tanrı, eğer düşlemeseydiniz olmazdı. Pek çok kereler en kötü kabuslarımın ürünü olan bir dünya gibi geliyor. Tanrı, kabuslar da rüyadır, özel bir tür rüyadırlar. Onlardan nasıl kurtulurum? Tanrı, dünya hakkındaki düşünceni değiştir. Bu daha önce bahsettiğim yöntemin bir parçasıdır. Ne hakkında düşüneceksen onun hakkında düşün. İyi ve harika şeyler üzerine düşün. İhtişamlı, zaferle dolu, sevginin ifade edildiği anları düşün. Öncelikle göklerdeki krallığı düşün ve geri kalan her şey sana gelecektir. Tanrı kesinlikle. Ve bu yöntemde seni, Tanrı'yı kullanalım. Tanrı, Tanrı yöntemdir. Yöntem benim olduğum şeydir. Yaşam olarak adlandırdığınız şey yöntemdir. Beni kullanamazsınız kullandığınızdan haberiniz olmaz. Çünkü beni bilinçli olarak, bilerek ve isteyerek kullanırsanız her şey değişir. Tanrı ile dost olmanın beşinci adımı budur. Tanrı'yı kullanmak. Lütfen bana bunu nasıl yapacağımı söyle. Bunu hala bu terimlerle düşünmek bana garip geliyor. Tanrı'yı kullanmanın ne demek olduğunu anlamak için yardımına ihtiyacım var. Tanrı Tanrı'yı kullanmak sana vermiş olduğum tüm araç ve hediyeleri kullanmak demektir. Düşüncelerin, sözlerin ve hareketlerinle kendi gerçekliğini oluşturman ve deneyimlerini yaratmanı sağlayan yaratıcı enerji hediyesini, görünüşe bakarak yargılamamanın iyi olabileceği zamanlarda gerçeği bilmeni sağlayan nazik bir bilgelik hediyesini, başka insanları kutsamanı ve onları koşulsuzca kabul etmeni kendi seçimlerini yapmalarında ve yaşamalarında onları desteklemeni, kendi kutsal benliğine aynısını yapma özgürlüğünü vermeni sağlayan her birinize kim olduğunuz hakkında sahip olduğunuz en büyük vizyonun bir sonraki en büyük versiyonunda kendinize yeniden yaratma fırsatı sağlayan saf sevgi hediyesini kullanmak demektir. Evrende kutsal bir güç vardır ve yaratıcı enerji nazik bir bilgelik ...ve saf sevgiden oluşur. Tanrı'yı kullanırken... ...aslında sadece bu kutsal gücü kullanırsın. Güç seninle olsun. Tanrı kesinlikle. George Lucas'ın bunu rastlantı eserimi... ...ortaya attığını sanıyorsun. Bu düşüncenin öylesine... ...havadan mı geldiğini hayal ediyorsun. George'a bu sözler... ...ve gerilerindeki anlamları ortaya atması için... ...ilham verdim. Tıpkı şimdi bu sözler ve düşünceleri... ...ortaya atman için sana ilham verdiğim gibi öyleyse şimdi git ve sana verilmiş olan görevi yerine getir dünyayı bu gücü kullanarak değiştir ve beni kullan beni her zaman her gün kullan en karanlık anında da en parlak anında da hem korktuğun zamanlarda hem de cesaretle dolduğun zamanlarda yükselişe geçtiğinde de inişe geçtiğinde de beni kullan Tüm bunları yaşayacağını ve yaşadığını sana söylemeliyim. Çünkü her şeyin bir mevsimi ve göğün altındaki her amacın bir zamanı vardır. Doğmanın ve ölümün zamanı, ekmenin ve ekileni biçmenin bir zamanı, öldürmenin ve iyileştirmenin bir zamanı, yıkmanın ve inşa etmenin bir zamanı, gözyaşı dökmenin ve gülmenin bir zamanı, yaz tutmanın ve dans etmenin bir zamanı, taşları dağıtmanın ve bir araya getirmenin bir zamanı. Kucaklamanın ve kucaklamaktan kaçınmanın bir zamanı. Aramanın ve kaybetmenin bir zamanı. Saklamanın ve dağıtmanın bir zamanı. Parçalamanın ve yaymanın bir zamanı. Sessiz kalmanın ve konuşmanın bir zamanı. Sevmenin ve nefret etmenin bir zamanı. Savaşmanın ve barış yapmanın bir zamanı vardır. Şimdi neyin zamanı peki? İşte sorun burada. Şimdi ne olmasını seçiyorsun? tüm bu zamanlara sahiptin ve deneyimlemek istediğin zamanı seçmenin zamanı şimdidir. Çünkü olan her şey şimdi de olmuştur ve olacak her şey de şimdi de olacaktır. Bu ebedi andır. Yeni kararını verdiğin zamandır. İşler böyle yürür. Bu şekilde olur ve şimdi senin bu gerçeğin farkına varmanın zamanıdır. İlerle ve bu mesajı tüm dünyaya yay. Kurtuluşunuzun zamanı sizin elinizdedir. Bana bizi kötülüklerden kurtar diye dua ettiğiniz için bunda bulunan mesajdan dolayı sizi kurtarıyorum. Bir kez daha dostluk elini uzatıyorum. Tanrı ile dostluk. Ben her zaman sizin için buradayım. Her zaman. 11. Tanrı ile nasıl dost olunacağı hakkındaki bu harika diyalog için teşekkürler. Seninle olağanüstü zaman geçirdim. Sadece bu beş adım bile yani Tanrı'yı tanımak, Tanrı'ya güvenmek, Tanrı'yı sevmek, Tanrı'yı kucaklamak ve Tanrı'yı kullanmak dünyayı değiştirebilir. Tanrı, evet fakat sabretmelisin, iki tane daha var. Biliyorum fakat bir sonraki hakkında biraz yardıma ihtiyacım var. Tanrı, Tanrı'ya yardım et. Evet, neden yardıma ihtiyaç duyduğunu anlamakta biraz yardıma ihtiyacım var. Sadece senin hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını sanıyordum. Tanrı, yardıma ihtiyacım yok. Fakat bu hoşuma gidiyor. İşleri daha kolaylaştırıyor. Daha mı kolaylaştırıyor? Tanrı için hiçbir şeyin zor olmadığını sanıyordum. Kendini mi yalanlıyorsun? Tanrı, hayır. Mutlak gerçeklik içinde zor bir şey yoktur. Burada seninle konuşurken, sık sık senin yanılsamana uygun düşen terimler kullanmak zorunda kalıyorum. Eğer seninle hep Mutlak gerçekliğe uygun düşen terimlerle konuşsaydım aramızda kesinlikle bir sohbet olamazdı. Anlayamazdın. Bunu ara sıra yapsam bile senin için çok zorlayıcı olurdu. Zorluğu yaratan şey ifade edilmesi gereken kavramların çoğu için yeterli kelimenizin olmaması ve bazı kelimelere anlam kazandıran çevre ve şartların bulunmaması. Ruhsal ve gizemci metinlerin çoğunun anlaşılmasında zorlukla karşılaşılmasının nedeni de budur. Bunlar sınırlı kelimelerle mutlak gerçekliği ifade etme çabalarıdır. Ruhsal yazı ve kutsal metinlerin böylesine yanlış yorumlanmasının nedeni bu olmalı. Tanrı haklısın. Öyleyse benim anlayışımın sınırları içerisinde olacak şekilde. Benim yardımımı almanın işleri daha kolaylaştıracağını söylerken neyi kastettiğini anlatır mısın? Tanrı bunun senin için işleri daha kolaylaştıracağını söylemek istemiştim. Öyle mi? Oysa ben işleri senin için daha kolay hale getireceğini kastettiğini sanmıştım. Tanrı bir anlamda öyle demek istedim ve öyle de. Fakat gördüğün gibi gene bir anlam karmaşası içine girdik. Bu tür şeyler söylediğimde mutlak gerçekliğin çevre ve şartlarına geçiş yapıyorum. Mutlak gerçeklikte sana yardım eden bana da yardım etmiş olur. Çünkü mutlak gerçeklikte sen ve ben biriz. Aramızda ayrılık yok. Ama bu ayrı olma durumunu ve yanılsamayı yaşadığın sürece böyle bir açıklamanın hiçbir anlamı yoktur. Bu diyalog boyunca senin kendi dünyasal deneyiminin sınırları içinde kalarak açıklanamayacak şeyleri açıklamak amacıyla bu tür geçişler yapmak, bir çevre ve şarttan diğerine geçmek zorundayım. Bu nedenle Tanrı'ya yardım et dediğimde kastettiğim Robert Heinlein'in deyişiyle olgunlaşmak senin için bir meydan okumadır. Çoğu insan olgunlaşmanın neyi ifade ettiğini bilerek olgunlaşamaz. Tanrı doğru, işte sorun tam da burada. Onu olgunlaştırmada. Öyleyse neden Tanrı'ya yardım etmenin işleri bizim için de kolaylaştıracağını söylemiyoruz. Fakat bu nasıl oluyor da işleri kolaylaştırıyor. Tanrı bunu anlaman için Tanrı'nın ne yapmaya çalıştığını anlaman gerekir. Neye kalkıştığını anlaman gerekir. Sanırım anlıyorum. Şimdinin her anında kendini yeniden yaratıyorsun. Bunu kim olduğun hakkında sahip olduğun en büyük vizyonun bir sonraki en büyük versiyonunda yapıyorsun ve bunu bizim içimizde, bizim gibi, bizim yolumuzla yapıyorsun. Bu anlamda seninle aynıyız. Bizler Tanrı'nın bedeninin bir parçasıyız. Biz Tanrıyız. Tanrılaşıyoruz. Tanrı, doğru hatırlıyorsun dostum. Bir kez daha aynı ağızdan konuşuyoruz. Bu senin mesajı ileten pek çok kişiden biri olman, sadece ışığı arayan biri değil, ışığı getiren kişi olman açısından iyi bir şey. Sana en iyi bu şekilde yardım edebilirim en iyi hatırlayarak yardım edebilirim ya da senin değişimle yeniden ait olarak. Bu bir kez daha Tanrı'nın bedeninin bir bir parçası olmaktır. Tanrı doğru anladın. Bunu tüm yönleriyle tam anlamıyla kaptın. Şimdi Tanrı'ya nasıl yardım edebileceğine gelelim. Hayatını bilerek uyumlu ve yararlı bir şekilde yaşa. Sana verdiğim üç hediyeyi yani yaratıcı enerjiyi, yumuşak bir bilgeliği ve saf sevgiyi kullanarak bunu başarabilirsin. Yaratıcı enerjiyi tüm varlığınıza ve ondan kaynaklanan her şeye yerleştirdim. Düşünceler, kelimeler ve hareketler yaratımın üç aracıdır. Bunu bildiğinde deneyimin etkisinde olmaktansa onun bir sonucu olmayı seçebilirsin. Hayat ondan istediklerinden meydana gelir. Bunun farkına vardığında hayatını da düşünüp taşınarak yaşayabilirsin. Düşündüğün şeyleri bilerek düşünürsün. Söylediğin şeyleri bilerek söylersin. Yaptığın şeyleri bilerek yaparsın. Bir şey yapıp da insanlar sana bunu kasten yaptın dediklerinde bu bir suçlama değil bir iltifat olur. Yaptığın her şey bir amaca yönelik olur. Ve hayatının her anındaki amacın da kim olduğun hakkında sahip olduğun en büyük vizyonun bir sonraki en büyük versiyonunu yaşamaktır yaratıcı enerjiyi kullandığında tanrının gerçekte olduğundan daha üstün olmasına ve kendini deneyimlemesine yardımcı olursun. Yumuşak bilgeliği ruhunuza yerleştirdim. Bu hediyeyi kullandığınızda her duruma uyum sağlayabilirsiniz. Varlığınızın kendisi uyumludur. Uyum içinde bulunulan anın, kişinin yerin ya da şimdi yaşadığınız durumun titreşimini yakalamak ve onunla bütünleşmektir. Bütünleşmek aynı olmak demek değildir. Uyum içinde şarkı söylemek, aynı perdeden şarkı söylemek değil, beraber şarkı söylemek demektir. Uyum içinde şarkı söylediğinde şarkının tüm söylenme şeklini değiştirirsin. Yeni, farklı bir şarkı haline gelir. Bu ruhun şarkısıdır ve bundan daha güzel bir şey yoktur. Anlarına yumuşak bir bilgelik getir. Bu bilgeliği izlemek o anları değiştirir. Bu bilgeliği izlemek seni değiştirir. Yumuşak bilgelik senin içindedir. Onu oraya yerleştirdim ve seni asla terk etmedi. Zorluk ve stres dolu zamanlarda, karar verme ya da düşmanlık anlarında onu çağır. Orada olacaktır. Çünkü onu çağırdığında beni çağırmış olursun. Yumuşak bilgeliği kullandığında, Tanrı'nın olduğu şeyi daha fazla olması için Tanrı'ya yardım edersin ve yumuşak bilgeliği deneyimlemeyi ararsın. Saf sevgiyi her insanın kalbine yerleştirdim. O ben neysem ve sen neysen odur. Kalbin taşarcasına bu sevgiyle doludur. Tüm varlığına nüfuz etmiştir. Ondan oluşmuştur. Saf sevgi sen neysen odur. Saf sevgiyi ifade ettiğinde kendine kim olduğun hakkında doğrudan bir deneyim yaşatırsın. Başkalarına ve kendine bir armağan veriyorsun gibi olur çünkü çevrede başka hiç kimse yoktur. Eğer olsaydı bu durumu böyle yorumlardı. Saf sevgi gerçeği görmene imkan tanır. Saf sevginin olduğu noktaya vardığında herkes için yararlı bir hayat yaşarsın. Herkesin senin orada olmandan yararlandığından emin olursun. Şefkat senin için önemli bir kelime haline gelir. Birdenbire kavrayışının sınırları daha derinlere ulaşmaya başlar. Şefkatli olmak sadece iyi olmak demek değildir. Aynılık demektir. Saf sevgiyi yaşadığında senin ve diğerlerinin aynı olduklarını anlarsın. Gerçekte onlarla aynı hamurdansındır. Ve şimdi aniden saf sevgiyi ifade ettiğinde bu ayrılığı da ifade ettiğini görürsün. Öz eş olmak da bu demektir. Her şeyle bir olmayı bilmek budur. Ve her durum ve şartta saf sevgiyi kullandığında Tanrı'nın olduğu şeyi daha fazla olması için ona yardım edersin ve saf sevgiyi deneyimlemeyi ararsın. Tanrı'ya ulaşmak için kendine yardım ettiğinde Tanrı'ya da yardım edersin. Öyleyse büyük bir yardımda bulun. Tanrı'ya yardım ettiğin gibi kendine de yardım et. Çünkü bu her şeyin beslendiği hayatın besinidir. Benim bir parçam olmak için onu al ve ye. Hepiniz bu tek bedenin parçalarısınız.'' Ve şimdi bunun tekrar parçası olmanın zamanıdır. Eğer öyle olmasaydı size söylemezdim. Bu en büyük gerçektir. Öyleyse bana yani Tanrı'ya yardım edin. Hiç bu kadar anlamlı sözcüklerin bir arada geldiklerini duymamıştım. Hepsi de o kadar simetrik ki. Tanrı Tanrı simetriktir. Tanrı mükemmel simetridir. Kaos içinde bile düzen vardır tasarım içinde mükemmellik vardır. Bunu anlıyorum. Tüm hayatım boyunca hatta dostum Joe Alton hapse girdiğinde bile tasarımdaki mükemmelliği gördüm. Bu olduğunda çok şaşırmıştım. Joe Alton kampanyaya yapılan bağışları zimmetine geçirmekle suçlanmış ve Elinwood, Pensilvanya'daki federal hapishanede birkaç ay geçirmişti. Bundan öğrendiğim ders aramızdan pek az kişinin aziz olduğuydu. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorduk ve pek çoğumuz sendeliyor ve düşüyorduk. Bunu hatırlamak diğer insanlar ve ben de hareketlerimizle zayıflığımızı açığa vurduğumuzda yargılarımın dışında kalabilmeyi başarmamda bana yardım etti. Bu hiç de kolay bir iş değildi ve her zaman başarılı olamıyordum. Fakat en Arundel ilçesinde politikaya girdiğim günlerden beri hep denedim. Bana her zaman denemeyi öğrettiler. Tanrı şimdi sana hayat deneyimi hakkında anlayamadığın bir şey söyleyeceğim. Nedir? Orada kazandığın içgörüyü kullandığında Tanrı'yı da kullanmış olursun. Bu hikayeyi bu tür bir kitapta kullandığında Tanrı'yı da kullanmış olursun. Çünkü sana vermiş olduğum bir armağanı almış ve tüm dünyaya yollamış olursun. Anlıyor musun? Bu ilginç bir anekdottan basit bir anıdan daha fazla anlam içermektedir. Bunu belli bir nedenden dolayı bizimle paylaştın. Kendini ve dünyayı değiştirmenin yollarını arıyorsun. Bu kitapta hayatına dair hikayeler anlatman, okuyucularının senin geçmişin hakkındaki meraklarını tatmin etmekten çok daha fazlasını amaçlamakta. Bunu diğer insanların her zaman bildikleri şeyleri hatırlamaları için yapıyorsun. İşte tasarımdaki simetri ve mükemmellik ruhun 30 yıl önce hangi kişilerin, yerlerin ve şartların dünyayı değiştirmekteki rolüne hazırlayabilecek mükemmel deneyimleri sana sağlayacağını biliyordu. Ruhun bu deneyimleri seçmen gerektiğini, onlardan edindiklerinin 30 yıl sonra da değerli olabileceklerini biliyordu. Vay be! Tanrı, gerçekten de herhangi bir şeyin rastlantı eserim olduğunu sanıyorsun. Tekrarlıyorum, Tasarım mükemmeldir. Hayatta hiçbir şey rastlantı eseri meydana gelmez. Hiçbir şey hayatta hiçbir şey şans eseri olmaz. Hiçbir şey sana gerçeği bulma fırsatı tanımadan ve sürekli bir yarar sağlamadan yer almaz. Kesinlikle hiçbir şey. Her anın mükemmelliğini göremeyebilirsin. Fakat bunun için gereken zaman da daha az mükemmel değildir. Bu daha değersiz bir armağan olmayacaktır. 12. Tasarımı görebilmek, hayatımdaki anlaşılması zor ve nazik dalgalanmaların güzelliğini görebilmek için yeterli mesafe bırakıp geri çekildiğimde minnettarlıkla doluyorum. Tanrı, bu Tanrı ile dost olmanın yedinci ve sonuncu adımıdır. Tanrı'ya teşekkür etmek. Bu adım neredeyse otomatiktir. Birinci adımdan altıncı adıma dek tüm adımları izlersen doğal olarak meydana gelir. Tüm hayatın boyunca Tanrı'yı gerçekte olduğu gibi tanımadın. Şimdi bunu yapabilirsin. Tüm hayatın boyunca Tanrı'ya istediğin kadar güvenemedin. Şimdi güvenebilirsin. Tüm hayatın boyunca Tanrı'yı istediğin gibi sevemedin. Şimdi sevebilirsin. Tüm hayatın boyunca Tanrı'yı kendi varlığının bir parçası olacak kadar kucaklayamadın. Şimdi kucaklayabilirsin. Tüm hayatın boyunca Tanrı'yı en iyi dostunu kullandığın gibi kullanamadın. Şimdi kullanabilirsin. Tüm hayatın boyunca Tanrı'ya bilinçli bir şekilde yardım etmedin. Çünkü Tanrı'nın yardım istediğinden haberin yoktu. Ve olsaydı bile bunu nasıl yapacağını bilmiyordun. Şimdi yapabilirsin. Tanrı'yı tanımaman senin hatan değil. Herkesin sana tersini söylediği bir şeyi nasıl bilebilirsin ki? Tanrı'ya güvenememen senin hatan değil. Tanımadığın bir tanrıya nasıl güvenebilirsin ki? Tanrıyı sevmemen senin hatan değil. Güvenmediğin bir tanrıyı nasıl sevebilirsin ki? Tanrıyı kucaklamaman senin hatan değil. Sevmediğin bir tanrıyı nasıl kucaklayabilirsin ki? Tanrıyı kullanmaman senin hatan değil. Kucaklayamadığın bir tanrıyı nasıl kullanabilirsin ki? Tanrıya yardım etmemen senin hatan değil. Kullanamadığın bir tanrıya nasıl bir yardımda bulunabilirsin ki? Tanrı'ya teşekkür etmemen senin hatan değil. Yardımcı olamadığın bir Tanrı'ya nasıl müteşekkir olabilirsin ki? Fakat bugün yeni bir gün, şimdi yeni bir zaman ve seninkiler yeni birer seçim. Benimle olan ilişkini yeniden yaratmak bir seçimdir. Sonunda benimle bir dostluğu deneyimlemen de bir seçimdir. Dünyadaki herkes bunu ister. Herhangi bir şekilde Tanrı'ya inanan herkes. Tüm hayatımız boyunca seninle dost olmaya çalışırız. Seni memnun etmeye, sana karşı bir yanlış yapmamaya, gerçek seni bulmaya, senin bizi bulmana çalışırız. Yani her şeyi deneriz. Fakat bu yedi adımı izlemiyoruz. En azından ben izlemedim. Onları ortaya koyduğun yol ise pek uzakta değil. Sana teşekkür etmeliyim. Fakat sana anlamlı bir soru sorabilir miyim? Tanrı tabii ki. Neden müteşekkir olmak bu kadar önemli? Sana teşekkür etmemiz neden bu kadar önemli? Neden bu yedi adımdan biri? Eğer sana şükranlarımızı sunmazsak, tüm iyi şeyleri elimizden almaya gerek duyacak kadar egoya sahip bir Tanrı mısın? Tanrı tam tersine, şükranlarınızı belirttiğinizde tüm iyi şeyleri elde etmenizi sağlayacak kadar sevgi dolu bir tanrıyım. Bu aynı cümlenin ters söylenişi gibi geliyor. İyi şeyleri elde edebilmek için şükranlarımı belirtmek zorundayım. Tanrı zorunda değilsin. Bu bir gereklilik değil. En ufak bir minnettarlık görmeyen pek çok kişi iyi olmanın tadını çıkarır. Pekala, işte şimdi aklım tamamen karıştı. Tanrı, şükran duyulması benim ihtiyaç duyduğum bir şey değil bu egoyu teselli eden, frenleri gresleyen, çarkları yağlayan bir şey değildir. Tanrı'nın bir dahaki sefere sizin için daha iyi olmasını sağlamaz. Müteşekkir olsanız da olmasanız da hayat size iyi şeyleri yollar. Fakat müteşekkir olduğunuzda hayat onları size daha hızlı yollar. Bu nedenle müteşekkir olmak varoluşun bir aşamasıdır düşünmek yaratmanın en yavaş yoludur dediğimi hatırlıyor musun? Bedeninin en önemli fonksiyonlarını onlar hakkında hiç düşünmeden yerine getiriyorsun. Göz kırpmak, nefes almak ya da kalbinin çarpması hakkında düşünmüyorsun. Terlemek ya da ah demek hakkında da düşünmüyorsun. Bunlar sadece olur. Çünkü sen bir insan oğlusun. Evet hatırlıyorum. Daha önceden bazı hayat fonksiyonlarının ve deneyimlerin Herhangi bir çaba olmadan otomatik olarak alt benlik denen bir seviyede yaratıldığını söylemiştin. En etkin şekilde yaratıcı yer burası değil miydi? Tanrı, hayır, alt benlikte de değil, benlikler üstünde yarattığında en etken, en etkili ve en hızlı şekilde yaratırsın. Benlikler üstü, üst benlik, benlik ve alt benlik bir oldukları ve sonra da aşıldıklarında ulaşılan düzeye verilen isimdir bu düşüncenin üzerinde bir yerdir. Bu senin gerçek varoluş durumundur. Ve bu gerçek durum senin gerçekte kim olduğundur. Düşüncelerinle rahatsız edilemez, yerinden oynatılamaz, etkilenemez. Oluşan ilk şey düşünce değildir. İlk şey gerçek varoluştur. Şimdi gayet derin bir şekilde en karmaşık ezoterik anlayışı keşfedeceğiz. Buradaki farklar çok incedir. Fakat unutma ki dille ilgili bazı problemlerimiz olacak. Burada yapmam gereken kavramların daha geniş anlamlar içerdiği bir ortama girerek mutlak gerçekliğin bakış açısından konuşacağım ve sonra da senin şu an içinde yaşadığın gerçeklik olan yanılsamaya geçiş yapacağım. Umarım çeviri yapabilirsin. Anlıyorum. Haydi başlayalım. Tanrı, emin misin? Bu biraz zorlayıcı olacak. Hatta diyalogumuzun en zor kısmı olabilir. İstersen bunu atlayabilirsin. Sadece sözlerimi aktarabilir ve devam edebilirsin. Anlamak istiyorum. En azından bunu denemeliyim. Tanrı, pekala, öyleyse başlıyoruz. Şu bildiriyi dene. Varoluş olur, düşünce yapar. Bu sana ne ifade ediyor? Varoluşun bir eylem, bir girişim, meydana gelen bir şey olmadığını söylüyor. Daha çok bir olma durumu olan neyse odur. Tanrı güzel. Düşünceden ne haber peki? Düşüncenin bir yöntem, bir eylemsizlik meydana gelen bir şey olduğunu söylüyor. Tanrı çok iyi. Peki bundaki karışıklık nedir? Meydana gelen her şey zaman alır. Düşünce gibi çok hızlı olabilir. Olan bir şey sadece olur. Tam şu andadır. Olacak değildir. Tam burada, tam şu andadır. Kısacası olma yapmadan hızlıdır ve bu nedenle de var olma düşünmeden hızlıdır. Tanrı, biliyor musun seni yorumcum olarak işe almalıyım. Sanırım aldın bile. Tanrı, ah güzel, pekala. Şimdi şu bildiriyi dene. Varoluş ilk etkendir. Bu sana ne ifade ediyor? Varoluşun her şeye neden olduğunu söylüyor ne isen onu deneyimlersin. Tanrı, harika. Peki varoluş düşünceye neden olur mu? Evet, eğer teşebbüs doğruysa o zaman evet, varoluş düşünceye neden olabilir. Tanrı, öyleyse nasıl var olduğun, nasıl düşündüğünü etkiler. Evet, böyle söylenebilir. Tanrı, fakat düşüncenin yaratıcı olduğunu söylemiştim. Bu doğru mu? Öyledir eğer sen öyle demişsen. Tanrı, güzel, bana güvenmeye başlamana sevindim. Şimdi eğer düşünce yaratıcıysa, düşünce bir varoluş durumu yaratabilir mi? Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar diye soruyorsun. Tanrı, kesinlikle. Bilmiyorum. Sanıyorum eğer varoluşum söylerse bu konudaki fikrimi değiştirebilirim. Mutlu düşünceler olumlu şeyler üzerinde durabilir ve birdenbire mutlu olabilirim. Bunu yapabileceğimi söylemiştin. Düşüncemin gerçekliğimi yarattığını söylemiştin. Tanrı öyle dedim. Bu doğru mu? Tanrı evet doğru fakat şunu sormama izin ver. Düşüncelerin senin gerçek varoluşunu yaratırlar mı? Bilmiyorum. Daha önce bu cümleyi kullandığını hiç duymamıştım. Gerçek varoluşumun ne olduğunu bilmiyorum. Tanrı, gerçek varoluşun bunların hepsidir, her şeydir. Her şeyin içindeki her şeydir. Alfa ve Omega'dır. Başlangıç ve sondur, birliktir. Diğer bir deyişle Tanrı'dır. Tanrı, diğer bir deyişle evet. Öyleyse bana düşüncelerimin Tanrı'yı yaratıp yaratmadığını mı soruyorsun? Tanrı, evet. Bilmiyorum. Tanrı, öyleyse sözü burada alıp senin için çözmeme izin ver. Birkaç kez açıkladığım gibi burada dil ve bazı kavramların anlamları bakımından sınırlıyız. Tanrı hakkındaki düşüncen Tanrı'yı yaratmaz. Daha çok Tanrı hakkındaki deneyimini yaratır. Tanrı olur. Tanrı her şeyin içindeki her şeydir. Her zaman olmuş olan, şimdi olan ve ileride olacak olandır. Buraya kadar yeterince açık mı? Yeterince açık. Tanrı düşündüğünde bütün olanı yaratmazsın. Seçtiğin bütün deneyimi her neyse onu yaratmak için bütün olana ulaşırsın. Onun bütünü de zaten oradadır. Onun hakkında düşünerek oraya yerleştiremezsin. Halbuki onun hakkında düşünerek kendisi hakkında düşündüğün bütünün bu parçasını deneyimine yerleştirirsin. Gerçek sen olan gerçek varoluşun her şeyin önünde gelir. Şu an kim olmak istediğini düşündüğünde gerçek varoluşuna tam anlamıyla kendine ulaşırsın ve şu an deneyimlemeyi istediğin bütün kendinin bir parçası üzerinde yoğunlaşırsın. Bütün kendin onun bütünüdür. Mutluluk ve kederdir. Evet evet bunu daha önce de söylemiştin. Bana sen onun altı ve üstü, sağı ve solu, burası ve orası, öncesi ve sonrasısın. Sen hızlı ve yavaş, büyük ve küçük erkek ve dişi, iyi ve kötü diye adlandırabileceğin şeysin. Sen onun bütünüsün ve senin olmadığın hiçbir şey yok demiştin. Bunu bana daha önce de söylediğini duymuştum. Tanrı haklısın, söyledim. Bunu sana pek çok kereler söyledim ve şimdi önceden olduğundan daha iyi anlıyorsun. Peki düşünmek var olmayı etkiler mi? Hayır. En geniş anlamda etkilemez. Sen neysen olsun. Onun hakkında ne düşündüğün hiç fark etmez. Düşünmek tamamen farklı bir var olma deneyimi yaratabilir mi? Evet. Üzerinde düşündüğün, üzerine yoğunlaştığın şey senin şimdiki gerçekliğin üzerinde belirgin olacaktır. Bu nedenle eğer kederliysen ve mutlu olmak için olumlu, neşeli düşünceler düşünürsen, bu durumda kolayca mutlu olmanı sağlayacak yolu düşünmüş olursun. Kolaylıkla kendinin bir parçasından diğerine geçersin fakat kestirme bir yol daha var. Burada ulaşmaya çalıştığımız, üzerinde konuştuğumuz da zaten bu. Yalnızca böyle olacağını bilerek ve böyle olacağını bildirip ifade ederek istediğin herhangi bir anda herhangi bir varoluş durumuna geçebilir. Yani gerçek varoluşunun herhangi bir kısmını içinde bulunduğun ana çağırabilirsin. Bir keresinde bana nasıl biliyorsan öyledir demiştin. Tanrı evet dedim ve bunu söyleyerek kastettiğim de tam olarak biraz evvel açıkladığım şeylerdir. Gerçek varoluşun hakkında bildiğin tam şu anda var olma durumun olacaktır. Bildiğin şeyi ifade ettiğinde onu yapmış olursun. Bildiriler ben ile başladıklarında en güçlü anlamı ifade ederler. Bu bildirilerden en ünlüsü İsa tarafından yapılmıştır. Ben yolum ve hayatım Şimdiye kadar yapılmış en geniş anlamlı bildiri benim tarafımdan yapılmıştır. Ben, benim. Sen de ben bildirisi yapabilirsin. Aslında her gün yapıyorsun. Ben hasta ve yorgunum. Ben tıka basa doydum gibi. Bunlar varoluş bildirileri. Bu bildirileri bilinçsizce değil de bilinçli yaptığında niyetini yaşarsın. Hatırlarsan sana dikkatli, uyumlu, faydalı yaşamanı önermiştim. Tüm hayatın bir mesajdır. Bunu biliyor musun? Her eylem bir kendini tanımlama eylemidir. Her düşünce senin zihnindeki sinema perdesindeki bir filmdir. Her kelime Tanrı için sesli bir mesajdır. Düşündüğün, söylediğin ve yaptığın her şey senin hakkındaki bir mesajdır. Bu nedenle ben diye başladığın her bildiri birlik mesajının bir tür durumudur. Bu senin var olma mesajının bir durumudur bu durumun sende nasıl olduğu hakkında bir ifadede bulunursun. Öyle olanı söylersin. Hey dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Her şekilde hepimiz biriz. Öyleyse bu gerçekten birlik mesajının bir durumu. Tanrı güzel çok güzel. Bir bildiride bulunduğun zaman varoluş durumuna kısa yoldan ulaşmış olursun. Bildiriler gerçekte kim olduğunun ortaya konmasıdır. Ya da daha kusursuz bir şekilde şu anda deneyimlemek istediğin, gerçekte olduğun kişinin o parçasının ortaya konmasıdır. Bu düşüncenin yaratıcısı olması yerine olmanın yaratıcı olmasıdır. Olma, yaratmanın en hızlı yoludur. İşte bu nedenle olan neyse şu andır. Var olmanın gerçek bir bildirisi o konuda düşünmeden yapılır. Eğer onun üzerinde düşünürsen en iyi ihtimalle onu erteler, en kötü ihtimalle de vazgeçersin. Ertelersin çünkü düşünmek vakit alır. Var olma hiç zaman almaz. Vazgeçersin çünkü olmayı seçtiğin şey hakkında düşünmek seni sıklıkla o şey olmadığına ve asla olamayacağına ikna eder. Doğru, öyleyse yapabileceğim en kötü şey düşünmektir. Tanrı, bir anlamda bu doğru. Tüm ruhsal ustalar biraz delidirler. Çünkü ne oldukları hakkında sürekli olarak düşünmezler. Sadece o olurlar. Onun hakkında düşündüğün zaman o olamazsın. Sadece o olmayı erteleyebilir ya da o olmaktan vazgeçebilirsin. Üstün körü bir örnek vermek gerekirse, sadece aşık olduğunda aşık olabilirsin. Eğer aşık olmak üzerinde düşünüyorsan aşık olamazsın. Eğer seni seven birisi beni seviyor musun diye sorduğunda bu konuda düşüneceğim diye cevap verirsen olasılıkla pek işine yaramayacaktır. Tanrı, harika, çok iyi anlıyorsun. Eğer zaman nazik değilse, eğer saniyeler önemli değilse, eğer seçtiğin şeyi deneyimlemeden önce ne kadar zaman süreceği önemli değilse, o zaman o konuda düşünmek için istediğin kadar zaman kullanabilirsin ve düşünmek çok güçlü bir araçtır. Beni yanlış anlama, yaratmanın üç aracından biridir. Düşünce, kelime ve hareket. Fakat bugün sana hayatı deneyimleyebileceğin bir başka yöntem daha göstereceğim. Bu bir yaratım aracı değil, yeni bir yaratma anlayışıdır. Şeylerin meydana geldiği bir yöntem değil, zaten meydana gelmiş olanın farkına varıl vardığın bir yöntemdir. Olanın, hep olmuş olanın ve her zaman olacak olanın sonsuz bir dünyanın farkına varılmasıdır. Bunun basit olmadığını biliyorum. Ya da daha doğrusu basittir ama kolay değildir. Sadece şunu unutma. Olma anlıktır. Bununla karşılaştığında düşüncen çok yavaş kalır. Düşünce ne kadar hızlı olursa olsun, olmayla karşılaştığında çok yavaştır. Çok insani bir örnek olan aşık olmayı ele alalım. Aşık olduğun bir zamanı hatırla. Bu aşkı ilk hissettiğin an. Sihirli bir saniye vardı. Sizin değişinizde tıpkı bir ton tıpkı bir ton tuğla gibi sana çarpar. Birdenbire olur. Odanın karşı köşesinde, yemek masasında, arabanın yan koltuğunda bu kişiye bakar ve onu sevdiğini bilirsin. Anidir, anlıktır. Üzerinde düşünebileceğin bir şey değildir. Sadece olur. Bu konuda sonra da düşünebilirsin. Bu konuda daha önceden de düşünebilirsin. Fakat bunu ilk hissettiğin, bunu kalbinde ilk bildiğin anda sevgi gerçekleşir. Aşık olduğunu düşünmenden çok daha hızlı bir şekilde aşık oldun. Daha hakkında düşünmeden aşık olabilirsin. Minnettar olmak da aynıdır. Minnettarlık hissettiğinde kimse sana şimdi minnettarlık duymanın zamanıdır demez. Sadece tümüyle kendiliğinden bir şekilde minnettarlık duyarsın. Daha hakkında düşünmeden minnettar olduğunu görebilirsin. Minnettar olmak bir olma durumudur. Dilinizde sevgi olmak diye bir söz yoktur fakat olmalı. Sen bir şairsin, bunu biliyor muydun? Tanrı bunu söylemişlerdi. Pekala, olmanın düşünmeden daha hızlı olduğunu anladım. Fakat bir şey için minnettar olmanın neden Dur bir dakika. Sanırım bunu söylerken bile yanıtını buldum. Daha önceden minnettar olmanın, ihtiyaç duyduğum şeye zaten sahip olduğumu anladığımı bildiren bir olma durumu olduğunu söylemiştin bir başka deyişle Tanrı'dan bir şey istemek yerine bir şey nedeniyle Tanrı'ya teşekkür ediyorsam o şeyin zaten olduğunu biliyorum demektir. Tanrı kesinlikle. Bu nedenle yedinci adım Tanrı'ya teşekkür etmektir. Tanrı kesinlikle. Çünkü Tanrı'ya teşekkür ettiğinde hayattaki tüm iyi şeylere zaten sahip olduğunun farkında olursun. Seçmiş olduğun şekilde ifade etmek, deneyimlemek ve geliştirmek için ihtiyaç duyduğun her şey zaten senin için oradadır. Tanrı, sen daha bunu sormadan ben cevaplandırmış oldum. Evet işte bu. Öyleyse belki de Tanrı'ya teşekkür etmek yapılması gereken ilk şeydir. Sonuncusu değil. Tanrı, bu çok güçlü olabilir. Az önce çok büyük bir sırrı açığa vurdun. Tanrı'ya giden yedinci adım tersten de izlenebilir. Eğer Tanrı'ya teşekkür edersen, Tanrı'ya da sana yardım etmesi için yardım edebilirsin. Eğer sana yardım etmesi için Tanrı'ya yardım edersen, Tanrı'yı kullanırsın. Eğer Tanrı'yı kullanırsan, hayatında da Tanrı'yı kucaklarsın. Eğer Tanrı'yı kucaklarsan, Tanrı'yı seversin. Eğer Tanrı'yı seversen, Tanrı'ya güvenirsin. Ve eğer Tanrı'ya güvenirsen, Tanrı'yı kesinlikle tanırsın. İnanılmaz, kesinlikle inanılmaz. Tanrı, şimdi Tanrı ile nasıl bir dostluk yaratacağını biliyorsun. Doğru bir dostluk, gerçek bir dostluk. Yürüyen, işe yarayan bir dostluk. Harika, bunu kullanmaya hemen başlayabilir miyim? Yapabilirsin fakat yapamazsın deme. Tanrı, ne? Şey, üçüncü sınıfta sürekli olarak dil bilgisi hatalarımız, hatalarımızı düzelten bir hocamız vardı. Parmağımızı kaldırıp da, sayın rahibe tuvalete gidebilir miyim dediğimizde her zaman gitme yeteneğin var fakat gidemezsin diye cevap verirdi. Tanrı ah evet onu hatırlıyorum. Hiç unutabilir misin ki? Tanrı unutabilirim ama unutmam. Fakat cidden bu dostluğu kullanmaya başlamak isterim. Tanrı ile sohbetlerdeki bilgeliği nasıl uygulamaya koyacağımı, nasıl işlevsel kılacağımı günlük hayatımda nasıl kullanacağımı anlatmakta bana yardım edebileceğini söylemiştin. Tanrı, işte Tanrı ile dost olmak da bunun içindir. Sana bunları hatırlatmak içindir. Günlük hayatını daha kolay kılmak, anlık deneyimlerinin gerçekte kim olduğunu daha fazla ifade etmelerini sağlamak içindir. Bu senin en büyük arzundur ve ben de arzularının tümü ne olurlarsa olsunlar, gerçekleşebilecekleri bir sistem kurdum. Şimdi tam şu anda gerçekleşmiş oldular. Seninle benim aramdaki tek fark benim bunu bilmemdir. Tüm olanı bildiğin an sen de benim hep hissettiğim gibi hissedersin. Tamamen neşeli, sevgi dolu, kabullenici, kutsayıcı ve minnettar olursun. Bunlar Tanrı'nın beş tutumudur ve diyalogumuz bitmeden önce bu tutumların hayata nasıl uygulanabileceklerini göstereceğime söz veriyorum. Bu seni tanrısallaşmaya götürecektir. Uzun zaman önce Tanrı ile sohbet birde bu sözü vermiştin. Sanırım bunu tutmanın zamanı geldi. Tanrı ve sen de Tanrı ile sohbetler kitapları yayınlandığından beri hayatından özellikle de deneyimlerinden bahsetmeye söz vermiştin ama bize sadece yüzeysel bilgiler verdin. Belki de ikimizin de sözlerimizi tutmamızın zamanı gelmiştir.